Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün güne güzellik konuşarak başlıyoruz. Güzellik ve estetik danışmanı Damla Demir Yılmaz bizlerle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyoruz. İlk soru şöyle gelsin. Makyajsız da güzel görünülür mü? Nasıl olur? Mümkün. Makyajı neden yapıyoruz Çağla Hanım? İşte mutlaka bir renklerin haricinde, işte renkli böyle farlar, işte rimeller haricinde ciltteki bazı kusurları kapatmak için yapıyoruz. Evet. Özellikle işte fondöten ve pudra desteğini alıyoruz. Bunun özüne inersek, yani onlara harcadığımız maliyeti bir kenara bırakıp medikal estetik, yani hekimlerden destek alarak o alttaki sorunu çözersek eğer onlara ihtiyacımız kısmen azalır. Mümkün mü o gerçekten makyaj yapmayacak noktaya kadar o sorunları çözebilmemiz? Çok iyi seviyeye gelmesi çok önemli. Yani fondöten yerine belki pudraya geçiş yapabiliriz. Ya da daha koyu, daha yoğunluğundan. Şimdi... televizyon karşısında BB'ye olmuyor. Düşelim. Tamam, çok iyi. Aynen. Düşelim. Aynen. Ama şimdi çok ağır fondötenler kullanılıyor. Televizyon fondötenlerini mesela kullanılmaya başladı. Özellikle genç kızlarda çok görüyoruz. Evet. O yüzden bunu önlemek adına biraz daha bu tarz medikal uygulamalara daha destekli, doktor desteğiyle eğer devam ederlerse, mesela göz çevresi için kullanılan concealer'lar. Yani bunlar gerçekten çok kat kat sürülüyor. Orada adeta bir far gibi duruyor. Evet, bunu doğru. Neden kullanıyor? Ya göz altında bir mor, göz çevresinde morluğu vardır ya da göz altında bir haresi vardır, halkası vardır, çökmesi vardır. Bunlara medikal destek sağlandığı zaman zaten ihtiyaç da o bazda azalıyor. Çok güzel. Daha sağlıklı bir cildimiz kesinlikle olabiliyor. Şimdi önümüz yaz, güneş lekesine neden olan etkenleri konuşalım, öğrenelim, ona göre önlemlerimizi alalım. Bu yaz güneşte çıktığımızda ne yaparsak ya da çıkmazsak mı bu yaz lekelenmeden geçirebiliriz? Cilt kalitesini arttırarak başlayabiliriz şu dönemde. Daha havuz deniz mevsimi yavaş yavaş başladı. Hani giren var, şu an giremeyen var. Hani burası soğuktu ama Ege bölgesinde evet girilmeye başlandı. Bunları önlem olarak şu anda bile yine medikal destekler alınabilir. Cilt kalitesini arttırıcı, cildi kalınlaştırıcı daha doğrusu desteklerle zaten yapılabilir. Ama şöyle de bir durum var. Güneşlenmeyi D vitamini olarak algıladıkları için insanlar bazen bu saatlere yayılabiliyor. Çok alayım, depoları doldurayım diye. Yani hani böyle bir 8-10 saat çok güneşin altında kalmanın bilimsel açıdan hekimlerin söylediği D vitamini komple aldığına dair bir şey yok. Ekstra hani güneş yanıklarına vesairelere de yol açabiliyor. Cildin yaşlanması zaten. Onun dışında kullanılan ürünlerde özellikle daha böyle hafif, dışarı çıkarken, denize giderken ya da güneşlenirken makyajı yapmasak da olur diye düşünüyorum. Bunu yapanlar var. Onlara destek olun. Aynı zamanda termal sulardan faydalanabilirler. Yani o yüz sürekli nemli, ıslak kalması çok önemli. Peki güneş koruyucuları nasıl kullanacağız? Güneş koruyucularını önce cilt tipimize uygun olanı kullanacağız. Markadan öte içeriği çok önemli. Bir de ne kadar uzun boyutlu bir kullanım süresi varsa o kadar içerisinde aslında ekstra istenmeyen durumlar vardır. Raf ömrü ne kadar uzunsa o kadar organikliğini yitirir. Hani %100 organik olmasını zaten beklemiyoruz ama en azından hani onu belli bir seviyede tutmak önemli. Cilde uygun olanı çok önemli. Artı raf ömrü, tekrar söylüyorum, ve çıkmadan dışarı kullanmak önemli. Evden çıkmadan sürmemiz gerekiyor. Evden çıkmadan mutlaka. Kozmetik ürünlerin saklama koşulları nasıl olmalı? Neler buzdolabına girmeli, neler güneşin altında kalmamalı? Bir ürünün bozulduğunu nasıl anlarız mesela? Rengi ve kokusu. Yani tarihi de gelmeden de bozulabiliyor. Tabii ki de, işte zaten saklama koşulları orada devreye giriyor. Yani bir ürünün ömrü 1 yıl da olsa onu kötü bir şekilde saklarsanız ya da muhafaza ederseniz onun ömrü 6 aydan daha da kısaya geçebiliyor. Öncelikle şunu mutlaka yapsınlar. Orta seviyede korunması gereken ürünler var, makyaj malzemeleri var. Bir de aşırı hassaslar var. Aşırı hassaslar genelde tedavi amaçlı kullanılan, hekimler tarafından reçete edilenler olabilir. Kimyasallar, özellikle C vitamini mesela. Onun dışında yaşlanma karşıtı kremler ve sivilce, akne kremlerinin mutlaka çok ciddi anlamda korunarak, sağlam bir şekilde muhafaza edilerek kullanılması gerekiyor. Orta hassasiyette de normal rujlarımız, pudralarımız, klasikler. Yani bakteriyel bir şeye maruz kalmayacak şekilde korunması gerekiyor. Peki yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani ben mesela kuru bir cilt olarak hep böyle çok aşırı nemlendirici kullanan bir insanım ama yağlı cildin de neme ihtiyacı var mı? Bu çok yanlış anlaşılıyor. Aynen, çok ihtiyacı var. Yağla nem çok karıştırılıyor aslında. Benim cildim zaten yağlı. Nemlendirirsem daha da mı yağlanır? Hayır, asıl nemlendirmezsek daha çok yağlanır. Hmm. Yani nemin ihtiyacı olmadığı hiçbir cilt tipi yok. Tamam. Bu net bilgi. Kesinlikle. Peki sivil cildler için ne gibi uygulamalar var günümüzde? Radyo frekanslar çok kıymetli. Hekimlerin medikal estetik anlamında yaptığı deri altından sapsisyonlar, yani oradaki yapışıklığı açmak için, orada kolajen üretimini de sağlamak için o bölgeyi biraz dürtmek aslında. Hmm. Eskiden böyle daha derin, daha agresif lazer sistemleriyle müdahale ediliyordu ama şimdi biraz daha böyle basit, mevsimsel olarak yapılabilen sistemler var. Yeter ki o çukurlarımız daha da genişlemesin ve tekrarı olmasın. Özellikle 20 yaş sonrası çıkıyorsa. Peki hassas ciltlerden birazcık konuşalım. Hassas ciltlerin uygulamadan kaçınması gereken şeyler neler? Bir de uzak durması gereken bakımlar neler mesela, işte bir peeling'tir, evet, vesaire. Şu lazer yaptırmasınlar, kesinlikle, gibi. Bir kere cilt bakımı yaptırmak istediklerini gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Hani görebiliyorum, işte benim hassas cildim, ben yine böyle bir rahatlasın istiyorum. Bir kere onlara buhar kullanılmıyor maksimum. Hassas ciltlere kesinlikle buhar olmamalı. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aha. Ya da çok kısa bir süreç. Ona baktığınız zaman onların zaten her zaman yüzleri kırmızıdır ve kuprozlu, böyle kaşıntılı, rahatsız edici, gergin bir yüzleri var. Onlar çok fazla ürün denemeye kalkmasınlar. Hangi ürünle eğer iyi gittilerse o üründe sadık kalsınlar. Onun dışında mutlaka sıcak soğuk dengesine çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Rüzgarlı havalara çok dikkat etmeleri gerekiyor ve nem desteklerinden çok ciddi anlamda faydalanmaları gerekiyor. Peki saçlarımız neden kırılır ve yıpranır? Saçın en savunmasız anı ıslak anı. Hmm. Çok hard bir şekilde hani kurutuyoruz. O havluyla bile çok böyle parçalıyoruz, ediyoruz, görüyoruz. Hani en esnek hali o zaman herhalde. En esnek hali ve ıslakken yatılan saç tabii ki de hani tıbbi olarak zaten rahatsızlıkları başında getirebiliyor ama o bölgede kırılma çok oluyor. Islakken yatmamız. Hmm. Orada her şekilde hani dermatologların da çoğu hani ortak fikir de bu. Mantara, bakteriye, egzamaya gibi derisel hastalıklara da yol açtığı söyleniyor. O yüzden hani mümkün mertebe o saçları fön makinasıyla değil, saç kurutma makinasıyla da kurutursak, o ikisi arasındaki ayrım da çok önemli. Hmm. Hani profesyonel fön makineleri var artık evlerde. Evet. Onlarla kurutuyorlar. Mesela o da saçı çok ciddi anlamda sıcak. Hızlı kurutunu düşünürken odun ateşinde yakıyoruz yani saçı. Aynen resmen. Aynen öyle. Zaten diğer işte kimyasallardan zaten ister istemez maruz kalıyoruz, kimyasallara. Hepimiz boyatmayı işte ya da değişik şeyler kullanmayı seviyoruz. Hmm. O yüzden onu mümkün mertebe en böyle doğal şekilde kullanmak daha kıymetli. Daha kıymetli. Pürüzsüz bacaklara sahip olmak için neler yapılabilir? Mümkün müdür pürüzsüz bacaklara sahip olmak? Çağla Hanım, %100 diye bir şey asla hiçbir zaman yok zaten. Bu bir deridir ve herkesin de farklıdır. Kimisinin işte tavuk derisi görünümlü bir yapısı vardır. Bunun belli bir kısmı da genetiktir aslında baktığınız zaman. O insanlar sürekli rahatsız olabilir. Ama bacak bölgesi için özellikle şunu söyleyebilirim. Sürekli peeling, evet, duşta peeling yapılabilir. Hafif ama. Lif yapılabilir ama kese olayını çok abartıyoruz. Hmm. Yani hep sıcak sularda, artık evde sürekli kese hani haftada 4 gün banyo yapıyorsak. O pütürler gitsin diye mi yapılıyor? O çaba da çok doğru değil. Evet, çok da yani bunu hani hamam var keseleri belli aralıklarla yaptırmak. Ayda bir falan derlerdi eskiden, aynen, kese için. Aynen oydu zaten, eskiden böyle hamam günleri falan yapılırmış. Ama peelingi yapılabilirler. Peelingler artık daha böyle eskisi gibi çok böyle sert, kişiyi yoran şeyler değil ama eğer ki kişinin bacağında pürüzsüz olmasını, o gözeneklerin belli bir seviyeye gelmesini istiyorsa, tabii yüz bölgesi gibi komple bacak bölgesine de işte gözenek kapatıcı işlemlerden öte epilasyon işlemlerinden çok ciddi fayda görebilirler. Orada tüy çıkmadıkça zaten gözenek kapanmaya başlar. Ama tabii belli %100 pürüzsüz, bu biraz kişinin genetiğiyle alakalı. Peki ellerimizi yaşlanmaya karşı nasıl koruruz? Yaşı direkt ortaya veren ve çıkaran, evet, tamamen eller. Çok atlıyoruz, çok unutuyoruz. Evet, en çok zararı da onlar görüyor aslında. Doğru. Yani şöyle, ellere şunu çok net yapabilirler. Biz yüzümüze nasıl işte nemlensin diye destek veriyorsak, işte doktorlara gidiyorsak, işte medikal desteklerde deri altı mezoterapileri, deri altı nem destekleri sağlıyorsak mezoterapi şeklinde, el bölgeleri de aynı şekilde. Yani oraya da kıymet vermekte fayda var. Şimdi yüz çok iyi ama eller buruş buruş. O aynı zamanda daha kalın kıvamlı dolgularla da, hyaluronik asitlerle de o bölge biraz daha böyle kalın, deri kalitesi artırılacak hale getirilebiliyor. Elin üstüne dolgu. Evet. Mükemmel. Elimiz çok kuvvetli, değil mi? Yapılabilir bir sürü şey var. Bir güzellik danışmanı olarak hangi uygulamaları kendinize yaptırmazsınız? Asitle hani dönemsel olarak artık yüzümü soydurmam diye düşünüyorum. Artık mı? Soydurdunuz mu? Hayır, zamanında ufak ufak hani normal kimyasallar kullanıyorduk ya. Ama onlar artık belli bir seviyeye geldi. Artık onlara çok fazla da yer yok. Çünkü hani lazer sistemleri gelişti. Hekimler bu konuda çok fazla şey yaptı. Hı hı. Onun dışında kirpiklerimi kesmiyorum. Gözlerim daha iri görünsün diye. Evet böyle şeyler çok var. Görüyoruz. Damla Hanım, ne yaptınız ya? Gerçekten. Evet, genç kızlarımızla maalesef. Bunu sizin programımızda çok konuşuyoruz böyle. Aman onlara dikkat edin falan diye. Evet. Kirpikler, alt kirpikler kesiliyor. Gözler daha iri dursun diye. O kirpik asla çok zor uzayacak. İnşallah uzar. Kız yazı. Evet. var. İnanılmaz. Onun dışında işte dudakları kalınlaştırmak adına bazı vakumlu aparatlar var. Geçici olarak değil mi? Valla bazıları çok vakumlular, basınçlı olanlar biraz daha kalıcı. Şöyle 1-2 hafta falan şöyle bir dolgunluk veriyor ama dudak tamamen işte içeriden kanamalı falan, böyle garip bir hal alabiliyor. Bunların dışında kalıcı fondötenler vardı bir ara. Bir ara öyle bir şey vardı. Evet, deri altına boya enjekte etmek demek. Dövme gibi bir şey değil miydi o da? Aynen, ama deri, yani yüzünüzde açık ter rengi bir boya enjekte ediliyor. Yani bu çok... Evet. Garip bir şey. Çok tehlikeli bir şey aslında. Hani normal bir pudra ya da fondöteni sürerken bile dengelemeye çalışıyoruz. Orası fazla mı, burası fazla mı? Bu tamamen sizin kontrolünüzde. Deri altını tıkıyor. Deriyi komple tıkıyoruz. Tıkıyorsun, hiç nefes almayan, aynen, temizlenmeyen. Aynen, öyle bunlardan bir cilt gibi. Aynen. Peki aşırı terleme durumu için neler öneriyor Damla Demir Yılmaz? Aşırı terleme mevsimsel olarak koltuk altı, el, ayak. Ben bu ara çok şeyi de görüyorum. Alın bölgesine de çok fazla başladığını hani duyuyorum ve görüyorum. Hekimler buna toksin uygulamaları yapabiliyorlar. Bu belli bir süre oradaki terlemeyi tamamen kesmek amaçlı değil zaten. Orayı sadece kontrol altına almak için, insanlar daha rahat işte renkli tişört giyebilsinler, oradaki ıslaklıktan rahatsız olmasınlar diye. Tabii bunu hekim öncelikle terlemenin sebebini araştırarak yapıyor. O yüzden bunu mutlaka bir sağlık kuruluşuna, bir hekim tarafından yaptırmaları gerekiyor. Peki birazcık daha epilasyon konuşalım. Tam olarak şu mevsim için uygun mu epilasyon yaptırmaya? Bugün başlasak. Sağlık kuruluşlarında yapılan epilasyon, lazer epilasyon sistemi zaten. Ama hani güzellik salonlarında olan da foto epilasyon. Şu mevsim itibariyle kalıcı olarak ve derinin zarar görmemesi açısından daha derin dalga boylu olan güzellik salonları değil, normal sağlık kuruluşlarında profesyonel yapılanlardan faydalanabilir. Öteki türlü yanıklara çok ciddi davetiye çıkar. Peki erkeklerde lazer epilasyon hangi bölgelerde avantajlı olarak kullanılıyor ve öneriyorsunuz? Sakal üstü. Sakal üstü mü? Evet. Direkt şu çizgi. Yanak. Gitgide ala gençlerde olabiliyor. Mesela ilk böyle tıraş olmaya başlayanlarda falan. Aşağı doğru kayıyor, yukarı doğru kayıyor. Yönünü ayarlayamıyor. Şuradaki bir sınır aşağı doğru kayabiliyor. O yüzden hani orayı belli bir sınırda çizip o bölgenin dışına çıkmamak kaydıyla daha temiz bir görüntü sağlayabilirler. Özellikle beyaz yakalılar, işte sürekli gömlek ve ile gezmek zorunda olanların, sürekli tıraş olmak zorunda olanlar için batık problemi de olmaması adına koltuk altı mesela erkeklerde en kolay, en hızlı sonuca giden bir bölge. Orada tüy olmaması onlar için de aslında çok hijyen açısından da faydalı. Kadınlarda erkek tipi tüylenmenin sebepleri neler olabiliyor? Genelde hormonal olabiliyor. O yüzden erkek tipi tüylenme kadınların çene bölgelerinde belli bir yaştan sonra ya da belli bir sürede başlıyorsa hemen bir endokrinoloğa, onun dışında kadın doğuma ve bir dermatoloğa başvurmalarında çok büyük fayda var. İnce tüylerde lazer epilasyon mümkün müdür? Mümkün. Sadece tek Q anahtarlı sistemler var. O Q anahtarlı sistemlerin olduğu marka, model tabii ki de herkese göre değişiyor. O tarz lazer epilasyon sistemlerini bulunduran sağlık kuruluşlarını eğer seçerlerse normal var olan ince tüylerini, tabii ki bu koyu renk olmak zorunda. Hani kalınlıktan bahsetmiyoruz. Renk olarak da. Renk çok önemli. Rengi koyuysa, ince olsa çözülür ama sarı kalın bir tüyü çözecek hiçbir şey yok. O yüzden hiç böyle bir şeye inanmasınlar. O bölgeyi işte daha da sertleştirmek adına işte sarıyı kalın hale getireceğiz, görecek falan epilasyon cihazı, öyle bir şey yok. Tamamen sağlık kuruluşlarında olan Q anahtarlı lazerlerle ince tüylerini kontrol altına alabilirler. Peki son olarak gençlik üçgeni nedir? Gençlik üçgeni aslında hepimizin yaklaşık 20 yaşlarında 50 yaşına kadar istediğimiz aslında yüz bölgesi. Yanaklar yukarıda, herhangi bir yerde bir sarkma çok hafif olabiliyor. Deridir bu, esniyor. Çenemizin net, kaşlarımızın da yukarıda olduğu anlamına geliyor. Yani yanakların aşağı doğru kaymadığı ve çene hattının belli olduğu bir üçgen. Peki hocam, eklemek istedikleriniz var mı? Hayır, çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bilgiler aldık her zaman olduğu gibi. Güzellik ve estetik danışmanı Damla Demir Yılmaz bizlerle beraberdi. Sizi uğurlarken efendim bakın şimdi kim geliyor? Çok teşekkür ederim. Hiç müsaade. Çok teşekkür ederim. Hocam, buyurunuz. Hoş geldiniz. Çağlacığım. Bir an ara vereceksiniz sandım. Ben de bir an öyle zannettim. Evet. Ama vermiyormuşuz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Çağla? Gayet iyi. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir yayın olacağına eminiz çünkü elimizde konuyla ilgili de diyabetin görülme sıklığıyla alakalı haberler de var. Bunlarla da pekiştireceğiz ve bugün hocamız sizlerle birlikte diyabet konuşmak istedi. Diyabet hastalığına dair önemli bilgiler verecek. Gizli şeker hastaları meyve yiyebilir mi? Ara ara ortaya çıkan kas ağrıları nasıl geçer? Çörek otunu nasıl kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde ederiz gibi birçok sorumuz. Hem sizlerden gelen soruları da az sonra kendisine ileteceğim. Mutfağımızda şefimiz Sandra Öz bizlerle beraber. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Gayet iyi, teşekkür ediyorum. Neler yapıyoruz bugün? Bugün yine glutensiz güzel tariflerimiz var. Bol otlu bir mercimek ekmeği yapacağız. Yine yanına glutensiz kinoadan böyle muffin şeklinde pizzalarımız var. Onun yanına da tatlı olarak yine rafine şekersiz böyle havuçlu kek topları yapacağız. Harika. Çok güzel bir menüyle birlikteyiz. Sandra bizim hayal gücümüzü genişletiyor. Evet. Değil mi? Olabildiğince farklı böyle. Bize format atıyorsun. Daha neler yapabiliriz. Değil mi? Daha neler olabilir diye. Ve bugün tabii ki ekmek konusuna da giriş yapacağız. Tip 2 diyabet hastaları hiç ekmek tüketmeyecek mi diye soracağım. Hocama cevabını aldıktan sonra da birlikte mutfağa geçeceğiz ve sizler için harika bir tarifi sevgili Sandra yapacak. Ama ondan önce görüntülü sokak sorularıyla başlıyoruz hocam. Buyurun. Buyurunuz. Hocam merhaba, yaz aylarında C vitamini takviyesi alınmalı mıdır? Çok güzel soru, merhaba. Evet. Yaz aylarında C vitamini takviyesi tabii ki alınabilir. Şunu unutmamak gerek, biz niye vitamin takviyesi alıyoruz? Çünkü artık bizim çocukluğumuzda gıdayla aldığımız vitamin ve mineralleri artık gıdayla alamıyoruz. Dolayısıyla aslında yaz kış bizim vitamin ve mineral eksikliğimiz meydana geliyor. Haliyle vitamin mineral takviyesi almak zorunda kalıyoruz. Eskiden hayvan merada yayılıyordu, tavuk dışarıda otluyordu, tohumlar ata tohumuydu, hibrit tohum değildi, tarım zehri diye bir şey yoktu hayatımızda ve biz yediğimiz her gıdayla yeteri kadar vitamin mineral alabiliyorduk. Biz yumurta yediğimizde bile D vitamini alıyorduk, omega 3 alıyorduk, tereyağında bile omega 3 vardı çünkü hayvan merada yayılıyordu. Ama artık GDO'lu yemlerle beslenen hayvanlar, hibrit tohumlar ve tarım zehirleri nedeniyle biz maalesef yediklerimizle yeteri kadar vitamin ve mineral alamıyoruz. Sadece C vitamini değil, gerek C vitamini, gerek D vitamini, gerek omega 3, gerek magnezyum, bunların hepsinde toplumsal, kitlesel boyutta eksiklikler görüyoruz ve evet, yapacak bir şey yok ama bir şekilde de yerine koymamız gerekiyor. Ve hemen bir diğer soru geliyor. Hocam merhaba. Yaz aylarında vitamin takviyelerini nasıl saklamalıyız? Güzel soru. Evet. Yaza giriyoruz. Herkes yazla ilgili sorular sormuş. Çok güzel. Faydalı olacaktır. Şimdi bir takım vitamin takviyelerini mutlaka ışık almayan, hava geçirmeyen şekilde saklamak gerekir. Örneğin omega 3. Omega 3 havayla temas ettiğinde veya çörek otu yağı aynıdır. Havayla temas ettiğinde bozulur. Dolayısıyla bunları blister ambalajlarında ya da şişelerin içinde kapalı olarak saklamamız gerekir. Probiyotikler oda ısısının üzerine çıkınca ölmeye başlarlar. Dolayısıyla probiyotik takviyeleri ben her zaman kapağını açtıktan sonra buzdolabının kapağında saklamanızı tavsiye ediyorum. Ama genel manada bütün takviyelerinizi hava almaz şekilde kendi ambalajlarında ve kapalı dolap içinde saklamalısınız. Hem yaz hem de kış aylarında bu son derece önemli. Güneş alan, ışık alan çok sıcak noktalarda bu takviyelerin yapısı bozulur. Örnek veriyorum. Siz şimdi mutfaktaki bir dolapta saklıyorsanız takviyeleri ve mutfakta sürekli su kaynıyorsa, çay demleniyorsa, buhar oluyorsa, yemek pişiyorsa o takviyeler çabucak bozulur. Son kullanma tarihini beklemeden bozulur. Çünkü onları siz ambalajından çıkarmasanız dahi ambalajların içine de yine de nem girebilir. Bu maruziyete bağlıdır. Dolayısıyla nem almayan, ışık geçirmeyen, hava almayan dolaplarda, yani örnek veriyorum yatak odasının dolabında saklayabilirsiniz, çekmecesine saklayabilirsiniz ama banyonun, mutfağın çekmecesine, dolabında takviyelerinizi veyahut ilaçlarınızı saklamayın. Bu önemli. Ocağın biraz yanında duruyordu benimkiler bak şimdi. Evet. Ocakta hemen sürekli yemek pişiyor, çay demleniyor. Evet, dolayısıyla evin diğer noktalarından çok daha fazla neme maruz kalıyor. Ve pratik olsun diye aslında hemen oradan alıp koymak için yanına dizdiğimiz baharatlar için de aynı şey geçerli diyebiliyor muyuz nemlenmeler açısından? Ve sadece baharat da değil, zeytinyağı da öyle. Mesela bizim zeytinyağlarımızı ben hiçbir zaman büyük şişelere koymam. Büyük şişeli ocağın yanına koymam. Ufacık şişelerde bulunur. 100 cc, 150 cc. Yani neredeyse 2 yemek yapınca bitecek kadar şişelerde olur. O kadar az olmalı. Çünkü hava alıyor, ısıya maruz kalıyor ve bozuluyor. Bunların hepsi baharatta, zeytinyağında, takviyelerde böyle olmalı. Ben takviyelerimi nerede saklarım? Yatak odasındaki şifon yerini ya da komodinin çekmecesinde saklarım. En ideali o. Çekmece içerisinde saklamak daha iyi, daha sağlıklı. Ve hemen bir diğer soru. Hocam, enginar sebzesini nasıl tüketmeliyiz? Faydaları nelerdir? Yani bu soru gerçekten hem tam mevsimi hem tam hocası diyebilir miyiz? Aynen. Yani bu soruyu sormak için. Şimdi enginara bayılırım Çağla. Ben biliyorum, Ankaralıyım. Evet. Çocukluğumda enginar yemedim. Enginarı çok geç tanıdım. 30 yaşımdan sonra tanıdım ama enginar benim için mucizevi bir sebze. Hı hı. Her zaman buzluğumda enginar bulunur, mevsiminde alırım. Egeliler zaten der ki 40 tane enginar yersen bir senede hastalık nedir bilmezsin derler. Enginarı nasıl yemeliyiz? Bir kere damak tadınız nasılsa öyle yiyin. Bir kere bu konuda anlaşalım. Yani nasıl seviyorsanız o şekilde yiyin. Ama enginarın yapraklarındaki etken maddeyi de unutmayın. Enginarın çanak kısmında, o bizim yediğimiz kısmında maalesef karaciğer için etkili faydalı maddeler bulunmuyor. Harika bir sebze, o ayrı. Ben bayılıyorum, çok seviyorum ve çok yiyorum. Ama enginarın yapraklarında etken madde var. Dolayısıyla enginarın yapraklarını ihmal etmeyin. Güzel enginarlar satıyor. Soyuyor enginarları gözümün önünde. Ne yapıyorsun yaprakları diyorum. Diyor ki hocam bir inek besleyen bir adamcağız var. Geliyor ona veriyorum diyor her gün. Yani inekler bile aslında bizden daha iyi besleniyor bu durumda. Enginarın yapraklarındaki sinarin maddesi karaciğer için şahane bir ilaç. Karaciğer yetmezliklerinde, karaciğer toksikasyonlarında kullandığımız şahane bir ilaç. Dolayısıyla enginarın çanağını dahi yeseniz yapraklarını ihmal etmeyin, atmayın. Enginarın yapraklarını 2 litre suyun içine atın, kaynatın 10 dakika. Bir tane limonun suyunu ve kabuklarını da ekleyin. Sonra süzün, dolabınıza kaldırın. Her gün sabah akşam bir bardak için. Bu su karaciğeriniz için ilaç. Dolayısıyla enginarı İzmirlilerin çok güzel yaptığı gibi yapraklarıyla pişirebilirsiniz. İdeali budur. Yok ben yapraklarını sevmiyorum diyorsanız da yapraklarını kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Karaciğeriniz için şahane bir takviye almış olacaksınız. Güzel bilgilerden sonra son bir sokak sorusu geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Karamelize edilen soğanın besin değeri azalır mı acaba? Karamelize edilmese de yine de her yemekten önce onun bir çevirmesi olduğundan dolayı soğan yedik diyebiliyor muyuz? Aldım vitaminlerini diyebilir miyiz? Aslında maalesef çok lezzetli olsa dahi karamelize ettiğimiz zaman veya işte kavurduğumuz zaman soğanın etkili maddeleri ölüyor. Evet. Soğan bir bağışıklık sistemi desteği ve muazzam bir C vitamini kaynağı ama bunlar ısıya maruz kalınca ölüyor. Soğanı en güzel yeme şekli aslında Adana usulü tabla salatası dedikleri. Soğanı doğrayacaksın, üzerine sumak, pul biber, maydanoz. Biraz da sarımsak eklerseniz daha da iyi bir şey yaptınız. Ama tabii herkes ne diyor? Kokuyor diyor. Kokmaz kardeşim, herkes bunu yerse o zaman hiç kimse soğan kokmaz, sarımsak kokmaz. Soğanı pişirdiğiniz zaman evet çok lezzetli oluyor. Ben de karamelize edilmiş soğanla yapılmış bir barbunya pilaki bayılırım. Evet. Fakat lezzetli ama aynı zamanda da etken maddeleri kaybediyor. Bunu da söylemek zorundayız. Hayır, noktada tabii ki yiyin ama etken maddeleri aldığınızı düşünmeyin. Bir noktada elzem mi değil mi bilmem ne, böyle de düşünmemek gerekli. Lezzet de önemli, damak tadı da önemli. Evet ben de karamelize edilmiş soğanla yapılmış bir pilakiye bayılırım. Bunu da bol bol yapar yerim ama çiğ soğanı da ihmal etmemek lazım. Eğer faydalı maddeleri almak istiyorsanız çiğ soğan tüketmek de son derece önemli. Yine geleneksel ne kadar güzel. Üzerine ne yapıyor? Sumak koyuyor. Tabii. Sumak dünyanın en güçlü antioksidanı. Vardır yani, bitkisel olarak. Bir de. Tabii, piyazda da aynı. Aynı şekilde sumak ne yapar? Lazım. Bol bol sumak koyar, zeytinyağı koyar, sarımsak vardır, tahin koyar. Antalyalılar tahin koyarlar piyaza. Evet, benim en sevdiğim şeklidir. Yani aslında bir gıda yaparken geleneksel usule baktığınızda çeşitlendirdiğini, zenginleştirdiğini görürsünüz. Hı. Türk mutfağının asıl özelliği bu. Sandra da yapıyor bunu. Evet. Sandra her seferinde ne yapıyor? Kuru fasulye bile yapsa bizim aklımıza gelmeyen bir sürü şeyler koyuyor. Evet. Dolayısıyla çeşitlenmek önemli. Kesinlikle. Sofra rengarenk olmalı, sofra çeşitli olmalı. Sofrada her zaman bol çeşit tüketmeliyiz biz. Bu çok önemli. Çeşitli. Dünyada en renkli, kötü beslenme tek tip beslenmedir. Tek tip beslenme sizi hasta eder. Ne yerseniz yiyin. Aynen öyle. Peki. Şimdi bugün aslında birazcık diyabet konuşalım istiyoruz. Geçmiş zamanlarda hocamızın bir yazısında 2021 yılı içerisinde 6,7 milyon insan diyabete bağlı olarak maalesef hayatını kaybetmiş. Evet. Şimdi 2024 yılına şöyle bir dönüp bakacağız ama ondan önce sizlere sorduk. Diyabet ekmek ilişkisini. Hocamla konuşmadan önce sizlere sorduk. Ekmek tüketiyor musunuz ya da kaç dilim ekmek yiyorsunuz diye işte cevaplar. Sonrasında gerçekler. Merhabalar. Merhaba. Ekmek tüketiyor musunuz acaba? Fazla değil. Günde ne kadar? 2 dilim falan. Peki daha çok hangi öğünlerde tüketiyorsunuz? Kahvaltıda daha çok. Peki ne tür ekmekler tercih ediyorsunuz? Kepek ekmeği ya da buğday ekmeği, ne bileyim. Neden onlar önceliğiniz peki? Onlar daha sağlıklı. Tüketiyorum. Günde ne kadar tüketiyorsunuz? 2 günde 1 ekmek. Peki daha çok hangi öğünlerde tercih ediyorsunuz ekmeği? Kahvaltı, akşam, öğle, 3 öğün. Hepsinde yiyorsunuz. He. Peki ne tür ekmekleri tercih ediyorsunuz daha çok? Kepekli ekmek. Mümkün olduğu kadar tüketmemeye çalışıyoruz ve sabah kahvaltıda 2 dilim en fazlası. Peki ne tür ekmekler tercih ediyorsunuz? Genelde çavdar ekmek, ekşi mayalı, onları genelde tercih ediyoruz. Neden önceliğiniz bu ekmekler? Daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru uzmanlarım bilmiyoruz. Kepekli ya da tam buğday ekmeği yiyorum. Sadece sabah kahvaltıda tüketiyorum. Ana yemeğimi bol yiyorum gün içinde. Eskiye göre tabii daha az. Yaş mayalı doğal ekmeği tercih ediyoruz. Pandemi zamanında kendi ekmeğimizi yapmayı öğrendik evimizde. Günde ne kadar tüketiyorsunuz bu ekmekleri? Belki yarım ekmektir. Peki daha çok hangi öğünlerde tercih ediyorsunuz ekmek tüketmeyi? Öğleden sonra. Genelde akşam. Gibi, yok akşama kalma. 3-4 gibi kahvaltıda hiç tüketmiyorum. Evet, tüketiyorum. Günde ne kadar tüketiyorsunuz? Yarım ekmek tüketiyorum. Peki daha çok hangi öğünlerde tercih ediyorsunuz ekmek tüketmeyi? Akşam. Ne tür ekmekler tüketiyorsunuz peki? Normal, günlük ve beyaz ekmek. Beyaz ekmek, evet. Neden beyaz unlu ekmeği tercih ediyorsunuz? Vallahi alışkanlık diyeyim, başka. Zararı var mı sizce? Kilo alıyoruz yavrum. Çok tüketmiyorum. Günde ne kadar? Mesela 3 kişi günde yarım ekmek yiyoruz. O demek 500 gram. 500 gramı 3 kişi yiyoruz. Peki daha çok hangi öğünlerde ekmek yemeyi tercih ediyorsunuz? Öğle ve kahvaltıda. Peki ne tür ekmekler tercih ediyorsunuz? Trabzon ekmeği var, o güzel. Şöyle kepekli ekmek, tam buğday ekmek. Beyaz ekmeği tercih etmiyoruz. Neden tercih etmiyorsunuz? Beyaz ekmek zararlı deniyor. Yani şeker yapıcı bir özelliği var. Hocamız uyarıyor, diyor ki insanlık tarihinde hiç bu kadar çok şeker tüketilmedi. Organizmamız bu şeker saldırısına aslında alışık değil. Ne kadar ekmek yediğimizde, hangi ekmeği yediğimizde bu şeker saldırısı karşısında organizmamız bizi hasta ediyor, bizi obez yapıyor ve tabii ki kronik hastalıklar karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi Çağla'cığım, buğday aslında 2 tane ana maddeden oluşan bir tahıl. Birincisi buğdayın karbonhidrat kısmı. Karbonhidrat kısmı gerçekten çok kuvvetli. Şöyle anlatayım size. Çay şekerinin, çayın içine attığınız şekerin glisemik indeksi 59. Tam buğdayın glisemik indeksi 72. Yani aslında buğdayın içindeki karbonhidrat sizin kan şekerinizi çay şekerinden daha güçlü bir şekilde yükseltiyor. Birincisi bu. İkincisi buğdayın içinde gluten adını verdiğimiz bir protein var. Bu gluten hamur yoğururken elinize yapışan madde. Bu elinize yapışan madde gluten özellikle hibrit tohum buğdayın içinde insan sağlığı için en önemli biyolojik tehdit. Gluten bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor. Gluten sizin diyabet olmanıza sebep oluyor. Otoimmün reaksiyonları tetikliyor. Ve bugün bütün dünyada hastalıkların 1 numaralı ana sebebi gluten intoleransıdır. Gluten intoleransı bugün artık dünyanın tamamını tutar hale geldi. Hibrit tohumlardan sonra. Şimdi siz buğday ekmeği tükettiğinizde bunun adı kepekli de olsa, beyaz da olsa, tam buğday da olsa aslında çok bir şey fark etmiyor. Bir kere bununla siz vücudunuza faydalı hiçbir maddeyi alamıyorsunuz. Şöyle laflar duyuyorum işte. Tam buğday ekmeğinde B vitamini var. Tam buğday ekmeğinde B vitamini falan aramayın. Çünkü tam buğday ekmeğinin içine eser miktarda kabuğundan konuluyor. Rengi değişsin diye, farklılaşsın diye. Tam buğdayın içindeki B vitaminleri kabuğunda bulunur. Tam buğday ekmeği asla gerçekten tam buğday öğütülerek yapılmaz. Üstelik siz 100 gram buğday yediğinizde, diyelim ki kabuğuyla birlikte yediniz, öyle varsayalım. Alacağınız B kompleks vitaminleri sizin 100 gram ciğer yediğinizde alacağınız B kompleks vitaminlerinin 1/10'inden daha azdır. Yani B vitamini almak istiyorsanız buğday değil ciğer yemeniz gerekir. Öte yandan buğday yediğiniz zaman hem gluten intoleransı meydana gelir hem de kan şekeriniz çok hızlı yükselir. İnsan vücudu, insan organizması kan şekerini yükselten gıdalara uygun değildir. Böyle yaratılmamıştır. İnsanın kan şekeri yükseldiği zaman bir tek insülin vardır düşüren ama kan şekeriniz düştüğünde yükselten 6 ayrı mekanizma vardır. Yani biyokimyasal olarak da baktığınızda buğday yemek, şeker yemek insan için uygun gıda değildir. Üstelik bir de diyabet diye bir tehdit var hayatımızda. Şu anda dünyada diyabetin en hızlı arttığı ülke Türkiye. Hibrit tohumlardan sonra yetişkin nüfusun, bakın sıkı durun, yetişkin nüfusun %67'si obez ve çok kilolu. Yetişkin nüfusun %67'si Çağla. Dehşet verici. 3'te 2'si. Evet. Az sonra ancak çocuklarla da ilgili haberimiz var. Maalesef tabii, çocukları da tehdit ediyor. Aynı şekilde. Tabii. Çünkü diyabet, her şey oradan başlıyor aslında. Çocukluk çağından başlıyor. Diyabet oranlarına gelince Türkiye en son 2010 yılında diyabet oranlarını yayınladı. Ama IDF denilen Dünya Diyabet Atlası'nın rakamlarına baktığımızda Türkiye gerçekten dünyada diyabetin en hızlı arttığı ülke. Dehşet verici bir hızla artıyor. Şu anda yetişkin nüfusun yarısı ya diyabet ya prediyabet. Evet. Diyabet deyip geçmeyin. Diyabet kan şekeri yüksekliği değildir sadece. İlaçlarla tedavi edilemez. Diyabet hastası ilaç kullanmasına rağmen hastalığı ilerler. Çünkü onlara yanlış tedaviler, yanlış beslenme rejimleri verilir. Ve diyabet hastasının damar hasarı ve sinir hasarı yüzünden her türlü hastalığı oluşur. Diyabet hastası her polikliniğe gider. İlaçları bitmek bilmez. Dolayısıyla diyabet hastalığı aslında dünyadaki en önemli ölüm nedenidir. Çünkü kalp damar hastalıklarını tetikleyen 1 numaralı sebep diyabettir. Kalp damar hastalıkları da dünyadaki nüfusun ölüm oranlarının yarısını teşkil eder. Dünyada ölen insanların yarısı kalp damar hastalıklarından ölüyor. Bunu da tetikleyen 1 numaralı faktör diyabet. Diyabet son derece tehlikeli. Diyabetten korunmak gerekir. Diyabet meydana geldiğinde tedavi etmek gerekir. Ama bugünkü protokollerle diyabet tedavi edilmez. Tam tersine az önce de konuşanları duyduk. Ne diyor? Alışkanlık yavrum diyor. Kilo alıyoruz biliyorum ama diyor vazgeçemiyoruz. Çünkü buğday bağımlılık yapar. Buğdayın içindeki maddeler tıpkı madde bağımlılığı gibi beynimizdeki opiyat reseptörlerine bağlanır ve madde bağımlılığı yaratır. Bir de bebekliğinizden itibaren alışkanlık olduğunu ekleyin. Varsa. Bırakamazsınız. Peki siz bu insanlarda bağımlılık yapan ve insanların yemeden duramadığı maddenin genetiğine müdahale ederseniz ne olur? O zaman bütün toplumu hasta dersiniz. İşte adamlar bunu yaptılar. Hepimizin uyanması gerekiyor. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hastalanmadan yaşamanın yolu soframızdan geçiyor. Dolayısıyla siz eğer hasta olmak istemiyorsanız, siz eğer diyabet olmak istemiyorsanız, çocuğunuz diyabet olsun istemiyorsanız buğdaydan uzak durun. Modern tıbbın, endokrin biliminin bugün diyabete yaklaşımı baştan sona hatalıdır. Karbonhidrat tüketimi ve buğday tüketiminden dolayı meydana gelen bir hastalığı, yani diyabeti tedavi etmek için sen karbonhidrat yemek zorundasın diye hastalara günde 180 gram karbonhidrat veriyorlar. Her öğünde 2 dilim tam buğday ekmeği, ara öğünlerde light bisküviler, meyveler ve bu hastalar iyileşmiyor. Ömür boyu ilaca mahkum oluyorlar. Oysa ki diyabet karbonhidratın ve glutenin kesilmesiyle tam şifayla iyileşen bir hastalıktır. Endokrin bilimi bir an önce bu hatadan vazgeçmelidir. 30 yıllık arkadaşlarımla konuşuyorum. Endokrin uzmanısın. 30 yıldır bir tek hastan iyileşmiyor. Bu sence normal mi diyorum. Diyor ki benim hatam yok. Kitap böyle yazıyor. Ben de onu uyguladım. Ben de diyorum ki kitap kutsal kitap değil, Tanrı kelamı değil, bir tıp kitabından bahsediyoruz. Bu bilgi hatalı. Bunu düzeltecek olan da yine doktorlardır. Niye tüm endokrin camiası hiçbir hastaları iyileşmemesine rağmen bu bilgiyi düzeltmiyorlar? Bir tarafta da bizim gluteni ve tahılı keserek iyileşen binlerce hastamız var. Bu binlerce hastayı görmezden gelebilir misiniz? Bugün dünya üzerinde 845 milyonun üzerinde diyabet hastası var. Dünyada en hızlı artan hastalık diyabet. Diyabete bağlı olarak az önce Çağla söyledi, yılda 6.7 milyon insan ölüyor. 6.7 milyon insan diyabete bağlı nedenlerle ölüyor. Bunu görmezden gelebilir misiniz? Artık endokrin bilimi kendini güncellemelidir, bu hatalı bilgiden vazgeçmelidir ve diyabet hastalarına sesleniyorum. İyileşmek sizin elinizde. Karbonhidratı kesin, gluteni kesin, bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenin. Her günde 1 saat yürüyün, o ilaçlardan da kurtulacaksınız. Diyabetiniz de iyileşecek, siz de sağlıklı yaşayacaksınız. Devam edelim isterseniz mutfakta, çünkü sizlere sorduğumuz gibi hocamıza da dönüp sormam gerekiyor. Tip 2 diyabet hastaları hiç mi ekmek tüketmeyecek diye. Hiç mi yemesinler? Hiç mi yemesinler? Madem o kadar alışkanlık var, vazgeçemiyoruz. Bir şekilde bir bağımlılığımız olduğunu düşünüyoruz. Hangi ekmeği tüketebiliriz diye. Biz burada daha önce hocamızın yaptığı çok güzel bir tahinli ekmeğimiz var. Programımızın meşhur ekmeklerinden bir tanesi. Ama bugün Sandra da bize çok güzel bir ekmek hazırlayacak. Otlu, kırmızı mercimekli, değil mi? Bir ekmek, pratik bir ekmek. Yani ekmek deyince illaki tahıldan olmak zorunda da değilmiş demek. Tahinden bile ekmek yapılabiliyor. Evet. Yani hiç mi ekmek tüketmeyelim? Tüketin ama ekmek. Yani neyle ilgili, o ekmek neyle yapıldı? Önemli olan o. Şimdi benim burada bir gece önceden ıslattığım kırmızı mercimeğim var. Onu şöyle bir robota aldım. Üzerine yumurta ekledim, biraz yoğurt ekleyeceğim. Çok az zeytinyağı şöyle. Biraz tuz, karabiber. Sonra bunu güzelce bir çekeceğim. Hafif böyle bir ses olacak ama. Tamam. Aslında özü bu değil mi Sandra? Yani hiçbir şey katmasanız da temeli bu. Temeli bu ama ben üzerine istediğinizi karıştırın. Ekstra birazcık malzemeler ekleyeceğim. Yoksa daha Sandra usulü olmaz zaten. Daha da lezzetli koyacak, otlarını koyacak tabii ki ama aslında olay bu ekmek üzerinden. En temel hali bu. Temeli bu. Buyurun. Şöyle bir çekeceğim. Hızlıca çekelim. Bu yine benim bekar adam tarifi dediklerimden. Bu kadar mutfağı basit. Mutfağı adam bile bunu yapar yani. Ve pratik gerçekten. Evet. Bu noktada isterseniz çocuklardaki diyabet tehlikesini de birlikte altını çizelim bu haberle birlikte. Endişe verici bir araştırma. Ultra işlenmiş gıdalarla beslenen çocuklarda 3 yaşından itibaren kötü kalp sağlığı ve diyabet risk faktörlerinin erken belirtilerinin görüldüğü ortaya çıkmış. Diyabet şu an günümüzde maalesef çocukları beslenme şeklinden dolayı onları da tehdit ediyor. Tabii, Siz eminim bu konuyla ilgili 2024 yılındaki verileri bizlerle paylaşacaksınız. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülme sıklığı açısından. Şimdi 2024 tamamlayamadığımız için henüz onu paylaşamayacağım. 2023 hocam. 2022, şimdi bütün dünyada diyabet hem çocuklarda hem de erişkinlerde inanılmaz derecede arttı. Evet. Öte taraftan çocukluk çağı son derece önemli. Çünkü aslında sağlığın temeli çocukluk dönemi. Eğer çocukluk döneminde iyi beslenmezseniz siz ilerleyen yaşlarda sağlıklı yaşayamıyorsunuz. Evet. Şunu unutmamak gerekir. İnsanlar sanıyorlar ki kalp damar hastalıkları ilerleyen yaşta başlar. Öyle bir şey yok. İnsanoğlu doğduğu günden itibaren yaşadığı süre içinde bir takım vücudunda atık maddeler meydana geliyor. Bunlara serbest oksijen radikalleri diyoruz. Ve bunlar serbest oksijen radikalleri bizim yaşlanmamıza sebebiyet veriyor. 1 yaşındaki çocuk için de yaşlanmak diye bir kavram söz konusu olabilir mi? Tabii ki 1 yaşındaki çocuk da yaşı ilerlediği sürece yaşlanıyor. Ve damarlarda hasarlar ilk günden itibaren meydana geliyor. Bu çok uzun zaman önce ispatlandı. Dolayısıyla çocuktur yer, çocuktur vereyim dediğiniz zaman bilin ki çocuğunuzun sağlığı için son derece önemli bir tehdit oluşturuyorsunuz. Çocuğunuzun sağlığı için tehdit derken sizi kastediyorum anneler, babalar. Çocuğunuzun sağlığı ve çocuğunuzun beslenmesi sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla onun için tehdit oluşturmayın lütfen. Çocuklarınızı sağlıklı beslenmeye yönlendirin ve spora, egzersize yönlendirin. Anne baba olarak birinci vazifeniz budur. Başka bir şey değil. Çok zor şeyler tabii hocam. Hocam, iki oğlan çocuğu annesi olarak mı söylüyorsun Çağla? Tabii iç çektim. Ama zor yani. Zor, beslenme tabii. Daha zor. Spora yönlendirmek bile daha kolay. Bu sırada ekmeğimiz yapıldı. Evet şöyle. Hemen bu kadar da kolay ekstra malzemelerini yani. De istersen paylaş izleyenlerimize. Tabii ki birazcık... Ben konuşurken bitirdim vallahi. Evet. Lor peyniri ekledim. Böyle karışık otlar, dereotu, maydanoz, nane. Ekstra vitamin olsun diye zerdeçal tozu, zencefil biraz ekledim. Onun dışında şöyle üzerine birazcık... Buna karbonat ekledin mi? Karbonat ekledim. Evet onu söylemeyi unutmuşum. Karbonat biraz limonlu suyla. Hı-hı. Şöyle en son üzerine güzel tohumlarım var. Ve fırına vereceğim. Yaptı. Unsuz değil mi? Evet hiç un eklemedik. Yağsız, hiç eklemedik. Çok az zeytinyağı ekledik. Yani şöyle evet. Yağsız. Katı yağsız. Genellikle o poğaçalar. Zararlı değil, faydalı evet. Yağlar var. Faydalı evet. Yağlarla yaptım. Margarin ve... falan kullanmadık. Yok kullanmadık. Üzerine hangi tohumları serpti Sandra? Keten tohumu, çörek otu, haşhaş, biraz da susam. Bu tam sağlık deposu. Değil mi? Magnezyum deposu evet, resmen. Evet. Magnezyum ve kalsiyum harika. Evet. Ellerine şöyle. Sağlık. Bravo. Çörek otundan sonra hocamızla tekrar konuşalım ama bu noktada ben birazcık daha mutfakta kalacağım. Sizi biraz dinlendirebilirim hocam. Evet. Tamam. Öyle mi? Olur mu? Olur. Buyurun efendim siz çayınızı yudumlarken tamam. Biz bir menümüze bakalım neler var bugün evet. Başka. Diğer bir tarifim yine glutensiz kinoa muffin pizzam var. Onu da böyle muffin kalıplarında güzel. Pişireceğim. Hem böyle servisi kolay oluyor hem de yemesi de böyle lokmalık. Süper. Bir diğeri? Diğer tarifimde de yine rafine şekersiz havuçlu kek toplarım var. Yine hiç un eklemiyoruz. İçinde ceviz var, Hindistan cevizi tozu vesaire olacak böyle. Bir şey söyleyeceğim da... Allah aşkına bununla başlayalım. Tamam havuçlu, onunla başlayalım. Ne topları? Şekersiz kek. Havuçlu kek topları. Evet. Yanına da bence bir Türk kahvesi şöyle mis gibi köpüklü. Onu da ben şef burada yemek yapamayacağım şu an ama istersen Türk kahvesini ben yapabilirim. Tabii ki size zahmet olmasın. Ya bana zahmet olur mu Allah aşkına seve seve tamam. 20 yıldır. Benden soruluyor efendim köpüklü Türk kahvelerimiz hem de bu seni yapacağın havuçlu kekin yanına çok çok güzel gider diye tamam, sizin de ellerinize sağlık şimdiden. Rica ederim. Evet. Şimdi sıcak suda bekletilmiş yine robottan önceden çektiğim hurmam var. Hurmasız adım atmıyoruz. Buradan alacak evet. Evet. Yine robottan çektiğim cevizim var. Şöyle ekledim. Burada sonra... daha önce böyle rendelediğim çiğ havuç var. Onu ekliyorum. Harika. Çiğ tadı hiç gelmiyor içinde. O da nötrleşiyor çünkü evet. Değil mi içerisinde? Birazcık Hindistan cevizi tozum var onu ekleyeceğim. Evet. Şöyle yine burada baharatlarım var. Biraz zerdeçal, zencefil ve tarçınım var. Onları ekliyorum. Şöyle bir eldivenle hemen bir karıştıracağım. Şöyle. Buna ayrıca böyle fındık vesaire de eklenebilir. Biraz belki bitter çikolata parçacıkları ama böyle en yalın haliyle bile gerçekten çok lezzetli oluyor. Çayın kahvenin yanına o bütün tatlı ihtiyacınızı kesiyor. Yine böyle top değil mi? Bunda, top, bu kaç evet. Top yiyebiliyoruz? Onu hocama sormak lazım. Top deyince bir iki top gibi düşünebilir ama ya tatlı krizini bastırmak için değil mi? Evet. Yedikçe çok aslında gerekebilir. Evet, yediriyor. Vallahi harika. Şöyle. Bunu böyle top top hazırlıyoruz. Sonra bir de glutensiz kinoa muffin pizzamız var. Bunun da tarifini çok merak ediyorum. Yine az sonra tekrar beraber oluruz diyorum. Sandracığım, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ve hocamıza şöyle devam etmek istiyorum. Ekmekten girdik ama şekerden çıkamıyorum. Çünkü şekerin vücudumuza nasıl saldırdığını ve bizi nasıl yaşlandırdığını öğrenirsek belki bu ekmek veya şekerli gıdalar konusunda bir kez daha düşünebiliriz gibi geliyor. Aslında şahane bir soru. Şeker bizi nasıl yaşlandırıyor? Evet, evet. İnsanlar belki hasta olmaya razılar ama özellikle hanımefendiler yaşlanmak istemiyorlar. Mesela orada bir dururuz değil mi? Bir tabii, daha bir durabiliriz. Tabii. Evet. Mesela nasıl yaşlandırıyor? Erkek psikolojisiyle kadın psikolojisi bu noktada çok farklı. Hmm. Kadın beslenmesine daha çok dikkat ediyor, daha çok önem veriyor, yaşlanmak istemiyor. Hastalığımda görüyorum bunu. Ama erkek ne zaman hastalanırsa o zaman dikkat etmeye başlıyor. Doğru. Tedbir almayı sevmiyor. Bekliyor, yoksa tabii. sevmiyor. Hele bir de 50 yaşından yaşlıysa diyor ki ya tamam ben artık hayatımda bir yere geldim. Bundan sonra kaç yıl yaşayacağım, yiyeyim gitsin diyor. Öyle değil arkadaşlar. Evet. Öyle yiyeyim geçsin değil. Dünyanın 40 türlü hali var. Mesele uzun yaşamak değil. Kalan ömrünüzün sağlıksız hastalıklarla boğuşarak geçmesini ister misiniz? Diyelim gerçekten 50 yaşına geldiniz, kariyerinizi yaptınız, paranızı kazandınız, evinizi barkınızı aldınız. Onunuzu elediniz, eleğinizi astınız. Kalan günler ne olacak? Kalan günlerde siz artık keyfini sürmek istemiyor musunuz bütün bunların? Hayatınız mücadeleyle geçti. Okudunuz, okul okudunuz, iş kurdunuz, iş yaptınız, kariyer yaptınız, her şey yaptınız. Ama 50'sinden sonrası ne olacak? 50'sinden sonrasını nasıl yaşayacaksınız? 50'sinden sonra hayatınızda başınıza neler gelecek? Bunları bilmiyoruz değil mi? İşte onun için 50 yaşından önce bunun için tedbir almanız gerekiyor. Bu şuna benziyor. Şimdi biz yola çıkacağız Çağla. Yarın uzun yola gidiyoruz. Nereye gidelim? Bodrum'a gidelim. Ama arabanın bakımını yaptırmadık. Yağına bakmadık. Cam silecek suyu var mı yok mu bilmiyoruz. Lastikler kabak. Yolda kesin giderken patlayacak. Bunu bile bile arabaya atladık gidiyoruz. Depo da boş bu arada. Ulaşabilir miyiz Bodrum'a? Ulaşamayız. Eğer sağlıklı bir yol sürmek istiyorsak ne yaparız hepimiz? Arabanın lastiklerini kontrol ederiz, cam silecek suyunu kontrol ederiz, yağı nasıl, yakıtı nasıl, bakımı yapılmış mı? Bütün bunları kontrol ederiz değil mi? Siz kendi vücudunuza arabanız kadar önem vermiyor musunuz? Yola çıkarken arabaya bu kadar özenle bakıyorsunuz da kendi vücudunuza neden bakmıyorsunuz? 50'sinden sonra sağlıklı yaşamak istiyorsanız 50'sinden önce vücuda bir bakın. Yağı suyu ne vaziyette? Diyabet oldunuz mu olmadınız mı? Şeker sizi yaşlandırıyor mu? Tabii yaşlandırıyor. Sizi sağlıklı tutan, genç tutan yağdır. Sağlıklı yağlar, zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, sade yağ. Başka proteindir, başka sebzedir. Bütün bunları unutmayın. Şekerlerin tamamı yaşlanmaya sebebiyet verir. Çünkü tüm karbonhidratlar vücutta enflamasyon yaratır. Enflamasyon aslında bağışıklık sisteminin istenmeyen durumlara verdiği reaksiyondur ve sizin de yaşlanmanıza sebep olur. Bunu unutmayın. Şeker ve tüm işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Ümit Aktaş'tan 5 maddede anti-diyabet beslenmenin ilk önemli maddesi. Buğday ve tahıllar az önce söyledik. Et, yumurta, sakatat serbest. Sağlıklı yağları arttırıyoruz. Probiyotik zengini gıdaları tüketiyoruz. Şimdi sosyal medya sayfamızda açtım. Yeni bir gün Fox. Hocamla postumuzun altına sorularınızı görüyorum. Hepsini tek tek sormaya çalışacağım. Hocam merhabalar, emzirirken de gluten ve şeker kesebilir miyiz? Sütümüz gelir mi diye sormuşlar. Mutlaka kesmelisiniz. Hatta sütünüz gelir. Evet. Peki. Hem hamilelik döneminde hem de emzirme döneminde şekerden uzak durmalısınız. Özellikle kahvemiz geldi. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık Ayşe abla. Ayşe abla düğüne mi? Vallahi. Düğüne mi gidiyorsun? Evet. Vallahi düğüne gidiyorsun. Kız istemiyorum yani. Ay, bu kadar sürekli etrafa evlenen bir insan olabilir mi? Her gün düğüne gidiyor. Hocam demişler ki Çağlan hocamıza sorabilir miyiz? Diyabet hastaları irmik yiyebilir mi? İrmik zaten buğdaydır. Yani bu irmik ya buğdaydan yapılan bir şeydir biliyorsunuz değil mi yani? Buğday yediğiniz anda diyabetten kurtulamazsınız. Bunun adı bulgur da olsa, yarma da olsa, irmik de olsa, un da olsa aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Buğdayın işlenmiş haline irmik diyoruz. Onun için sakın ha sakın uzak durun bundan. Sakın ha sakın diyor. Günaydın oğlum 10 yaşında vitiligo teşhisi kondu. Kan tahlilleri yapıldı. Her şey çok iyi çıktı ama yüzünde bir anda çoğaldı, ne yapmalıyız diye sormuşlar. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok vitiligo geçmiş olsun. Bir otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sisteminin cilde saldırması sonucu meydana gelir. Tüm otoimmün hastalıkları tetikleyen ana faktör bağırsak duvar yapısının bozulmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromudur. Bunu da yapan bir numaralı sebep gluten intoleransıdır. Oğlunuzu glutenden, laktozdan yani süt ürünlerinden, işlenmiş gıdalardan uzak olarak besleyin. Beslenme modeli bütün kitaplarımızda var. Bu kitaplarda yazana uygun olarak, diyabet kitabı özellikle şimdi elime geldi. 91 günlük beslenme var. Bu kitaplarda yazana uygun olarak besleyebilirsiniz çocuğunuzu. Teşekkür ediyoruz ve D vitamini sonucum 123 çıktı. Ne kadar süre kullanmamalıyım diye sormuşlar. Bravo. Allah bereket versin. Şahane bir D vitamini değeri. Çok güzel. Evet. Ben de hep o değerlerde %150 arasında istiyorum. Ne kadar zaman kullanmamalıyım demeyin. Şu anda ideal seviyeye ulaşmışsınız. Şu anda bu seviyeyi koruyabilmek için her 10 kilo için bir damla D vitamini kullanmaya devam edin. Örnek veriyorum, siz 70 kilo bir insansanız, D vitamininiz de 120 ise her gün 7 damla D vitamini D3K2 formunda kullanmaya devam edin. Çünkü her gün vücudunuz 7000 ünite harcıyor. Yani depodan, yakıttan gidiyor. Arabayı kullandığınızda nasıl depoyu doldurdum artık almama gerek yok diyor musunuz? Arabayı kullandıkça yakıt azalıyor. Tabii. İnsan vücudu da öyle. D vitamini kullanıyor. Her gün her 10 kiloya bir damla kullanmaya devam edin lütfen. Hocam aralıklı oruç yapıyorum, insülin direncim var. Sirke kullanmak insülin direnci için faydalı mıdır? Faydalıysa nasıl kullanmalıyım? Sirke her insan için faydalıdır, şifadır çünkü probiyotiktir. Hı hı. Ama insülin direncini kırmak için yapmanız gereken sirke kullanmak değil. Sirke faydalıdır ama insülin direncini kırmak için yapmanız gereken karbonhidratı kesmektir. Sadece aralıklı oruç da değil. Evet, günde 2 öğün beslenmek sağlıklıdır. Adına ne derseniz deyin. Ama siz karbonhidratı kesmezseniz insülin direnciniz bitmez. Tüm ekmeklerden, tüm tahıllardan, tüm şekerlerden uzaklaşın. Buğday, arpa, çavdar, yulaf bunların hepsi birbirinin aynısıdır. Hiç aldanmayın bunlara. Sağlıklı gıda yulaf diyorlar. Sabahları sütle karıştırıp bir de yiyorlar. Bu kadar sağlıksız bir gıda olamaz. Bunlardan uzak durun. Hocam merhabalar. Sodyum düşüklüğü için hangi takviyeleri veyahut da besinleri tüketmeliyiz? Çok güzel soru. Sodyum düşüklüğü için kaya tuzu tüketmelisiniz. Kaya tuzu şahane bir sodyum kaynağıdır ve yemeklerinizin üzerine piştikten sonra koymalısınız. Pişerken koyup da onun pişmesine izin vermeyin. Günaydın, iyi yayınlar. Benim trigliseritim 330. Kuyruk yağı ve balığın derisi trigliseritimi yükseltir mi ve düşürmek için neler tavsiye edersiniz? Bir de insülin direnci sınırındayım. Her gün 10.000 adım yürüyorum. Başka neler tavsiye eder hocamız? Ceviz suyu, zeytin yaprağı çayı trigliseritimi düşürmeye yardımcı olur mu? Teşekkür ederim. Trigliserit. Trigliserit. Trigliserit nedir? Trigliserit karbonhidrattan yapılan yağdır. Karbonhidratların depo halidir. İnsülin direncinin olması ve trigliseritin yüksek olması zaten sizin bir adım sonra diyabet hastası olacağınızı gösterir. Trigliseriti düşürmek için evet yürüyüş önemlidir ama trigliseriti düşürmek için balığın derisinden, yağ, etten, proteinden falan uzaklaşmayın. Bununla alakası yok. Trigliserit karbonhidratların vücuttaki depo halidir. Şekeri keseceksiniz, tahılı keseceksiniz. Siz karbonhidrat olarak ne yerseniz yiyin, elma da yeseniz, bir dilim ekmek de yeseniz, tatlı da yeseniz, yaş pasta da yeseniz vücudunuza girdiği anda vücudunuz onun çok az bir kısmını enerji olarak kullanır. %99'unu fruktoza çevirir, karaciğere götürür. Karaciğerde insülin hormonu vasıtasıyla, bunu çok önemli vurguluyorum, insülin direnciniz de var çünkü insülininiz yüksek. İnsülin hormonu vasıtasıyla o karbonhidratların tamamını trigliserite çevirir. Trigliserit ne yapar? Size kilo aldırır, kilo vermenizi engeller. Karaciğer yağlanması yapar, iç organ yağlanması, damar hasarı yapar ve şu göbek bölgesinde simit tarzında birikim yapar. Onun için trigliserit düşsün, insülin direnci iyileşsin istiyorsanız, evet tabii ki ceviz suyu faydalıdır, yürüyüş faydalıdır ama karbonhidratı kesmeden hiçbirisi faydalı olmaz. Karbonhidratların tamamını kesmelisiniz. Sınava girecek olan öğrenciler bitter çikolata yiyebilir mi? Bir de bununla ilgili birkaç tane soru ver isterseniz. Hem bitter çikolatayı hem de neler yesinler o dönemlerde. Çok güzel. Sınav yaklaştı. Evet. Az kaldı. Evet. Bizim çocuklar, kızım büyüdüğü için artık sınav ne zaman bilmiyorum tabii, dikkatimizden çıktı o günler ama az kaldı sınava. Bakın sınava girerken karbonhidrat yemek kadar büyük bir hata yoktur. Biz çocukken bize sınava girmeden önce annelerimiz, anneannelerimiz reçel yedirirlerdi, bal yedirirlerdi evladım zihninden açılsın diye. Sabah 7.30 çocuk kahvaltı yapıyor. Çocuğa yedirdik reçelleri, balları, bitter çikolataları. Çocuk yola çıktı, sınav salonuna girdi, aradan geçti 2 saat, bismillah sınav başladı. Ne oldu çocuğum? Anne baba elim ayağım kesildi. Çok heyecanlandım, ter boşandı. Hayır, çocuğunuzun şekeri düştü. Karbonhidrat yediğiniz zaman 90. dakikada kan şekeri pik yapar. Yani reçel yediğinizde, bitter çikolata, bal yediğinizde 90. dakikada pik yaptığı anda beyin pankreasa emir verir, insülin salgılatır. Ve bu insülin 120. dakikada kan şekerinin düşmesine yol açar. Saat 7.30 çocuk kahvaltı etti. Gitti sınava, 9.30 sınavda kan şekeri düştü. Bu çocuğun artık sınavından hayır gelmez, kafası çalışmaz, bu çocuğa kötülük yaptınız. Peki sınava girmeden önce benim çocuğum ne yemeli? Benim çocuğum sınava girmeden önce yağ yemeli, protein yemeli. Kırın tereyağına 3 tane yumurta, yanına koyun kavurma, yanına koyun peynir, zeytin ve kahvaltı salatası. Ekmek yemesin lütfen. Çünkü bunları yediği zaman hiç acıkmayacak zaten çocuğunuz. Sınava girmeden önce çocuğunuz sağlıklı olsun, çocuğunuzun kan şekeri düşmesin, acıkmasın, perişan olmasın istiyorsanız çocuğunuza reçel, bal, çikolata değil, çocuğunuza tereyağı, yumurta, kavurma, peynir, zeytin yedirin. Bu çok önemli bir şey. Sınavdan önce son kahvaltıya çok dikkat etmek gerekir. Peki. Hocam biraz da lektinden bahsedebilir misiniz? Ekran başında bekliyoruz demiş izleyicilerimiz. Lektin mi, leptin mi soruyor? Lektin. Lektin. Peki lektin nedir hocam? Kuru baklagillerin içinde bulunan bir maddedir. En çok da kuru baklagil demeyelim sadece, fasulyede bulunur. Kuru baklagillerin tamamında lektin bulunur. Lektin insan için zararlı bir maddedir. Doğru. Ama lektinin bir özelliği var. Lektin ısıya dayanıksız bir maddedir. O yüzden biz fasulyeyi ya da kuru baklagilleri çiğ tüketmeyiz. Pişiririz. Lektin için bazı formüller görüyorum. İşte 3 gün bekletin, filizlendirin bilmem ne. Tabii ki filizlenmiş kuru baklagil insan sağlığı için faydalıdır. Ama suda bekletip de 3 gün boyunca uğraşmanın manası yok. Anneniz ne yapardı? Akşamdan suya yatırır kuru fasulyeyi. Ertesi gün ilk suyunu döker pişirirdi. Siz de öyle yapabilirsiniz. Unutmayın lektin ısıya dayanıksızdır. Yeşil fasulyeyi hiçbir zaman çiğ yemezsiniz. Pişirirsiniz. Pişirdiğiniz zaman lektin yok olur. Dolayısıyla bu tarz abartılı bilgilere itibar etmeyin lütfen. Lektini yok etmenin yolu pişirmektir. O yüzden fasulyenin turşusunu bile kurarken ne yaparız? Haşlayıp da kurarız. Önden. Evet, salatalık gibi çiğden kurmayız. Bu basit bir bilgi. Dedeleriniz, neleriniz lektin mi biliyordu? Bilmiyordu. Bu geleneksel ama yöntemler. Geleneksel mirasla bir noktada çiğ fasulyenin insana zararlı olduğunu öğrenmişlerdi. O yüzden pişirip de yiyorlardı. Siz de geleneksel olanı yapın ve lektinden korkmayın lütfen. Emine Hanım sormuş, hocam ne zaman tatlı yesem baş ağrısı yaşıyorum, sebebi ne olabilir? Acaba ne olabilir? Acaba ne? Evet. Emine Hanım, belli ki tatlılara karşı, özellikle de glutene karşı hassasiyetiniz var. Tatlı deyince akla ne gelir? Tatlı deyince akla yaş pasta gelir, kurabiyeler gelir veyahut işte baklava gelir. Dolayısıyla bunların hepsinde gluten var, şeker var. Uzak durun. Acaba ne olabilir? Karbonhidrata karşı hassasiyetiniz var belli ki. Peki, hocam nohut ekmeği yapıyorum, içine kara buğday unu koyuyorum. Diyabetik birisi için uygun mu sizce? Nohutun glisemik indeksi yüksek. Dolayısıyla nohutu diyabet hastaları tüketmemeli, çok az tüketmeli. Tüketmemeli demeyelim de çok az tüketmeli. Kara buğday evet yine glisemik indeksi biraz yukarıdadır. Fakat içinde gluten yoktur. Kara buğday değil aslında onun ismi. Greçka. Bu Fagopyrum isminde bir bitkidir. Tahıl bile değildir. Onun tohumlarını tüketiyoruz. Ve buğdayla alakası yoktur. Ama Türkçe'ye geçerken İngilizceden almışlar. Greçka'yı nedense İngilizceye buckwheat diye çevirmişler. Türkçe'ye geçerken de buckwheat'i kara buğday diye çevirmişler. Buğdayla alakası yoktur. Bu tahıl tüketilebilir. Tahıl değil bitki. Bu bitki tüketilebilir. 46 yaşında menopoza girmiş. Ne yiyebiliriz? Menopozun kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve sıcak basmasıyla nasıl baş edebiliriz diye sormuşlar. Tabii menopoz yaşı düştü maalesef. Bunun da yine sebebi hazır gıdalarla beslenmek, işlenmiş gıdalar ve tarım zehirleri, hibrit tohumlar. Bu aşikar bir şekilde ortada. Menopoz fizyolojik bir süreçtir. Menopoz hastalık değildir. Ve menopozdan sonra verilen hormon takviyeleri meme kanseri riskini onlarca kat artırır. Bunun için hiç kimseye tavsiye etmiyorum bunları. Menopozdan sonra kemik erimesi kader değildir. Mutlak surette menopoza giren kadın beslenmesini düzenlemelidir. Çünkü artık hormonal denge değişiyor. Karbonhidratlardan uzaklaşın, işlenmiş gıdadan uzaklaşın, egzersiz yapmaya başlayın. Her gün 1 saat yürüyün, haftada en az 3 gün pilates ya da yoga gibi sporlar yapın. Mutlaka omega 3 takviyesi alın, mutlaka D3K2 takviyesi alın ve magnezyumunuz düşükse mutlaka magnezyum takviyesi alın. Bütün bunları yaptığınız zaman tüm bu proseslerin gayet sağlıklı yürüdüğünü göreceksiniz. Sigara içiyorsanız bırakın, alkolden uzak durun ve sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek gerektiğini de lütfen unutmayın. Kadınlar için hayıt tohumu faydalı mıdır diye sormuşlar. Evet. Ne faydası vardır hocam? Çok güzel bir bitkidir. Bir kere bizim Datça'daki hayıt bükünün ismi oradan gelir. Hayıt büküne indiğiniz zaman yukarıdan, tepeden indiğinizde aşağıda eflatun çiçekleri olan bitkiler görürsünüz. Her taraf onlarla kaplıdır. O hayıt bitkisidir ve hayıt otu bir hormon regülatörüdür. Yani hayıt otu aslında kadının seks hormonlarını düzenleyen bir regülatördür. Gerek prolaktin yüksekliğinde, gerekse menopozdan sonraki sıcak basmaların tedavisinde hayıt otu ekstreleri son derece etkilidir, faydalıdır ve güzel bir tarafını söyleyeceğim. Yan etkisi yoktur. Neydi? Yan etkisi yoktur. Çok güzel. Evet. Onun için hayıt otu tohumu gerçekten kadınlar için faydalıdır. Az önce minicik bahsettik ama burada yine baklagillerle ilgili şöyle bir soru var bu sefer de. Hocam baklagiller iltihaplı romatizmada yasaklılar listesinde midir? Değildir. Ama diyabetiniz varsa ya da hassasiyetiniz varsa ayrı. Biz genellikle burada eliminasyon beslenmeleriyle gideriz. Eliminasyon nedir? Öncelikle bir 6 hafta boyunca hayatınızdan tüm zararları çıkarırım ben. Derim ki laktoz yok, gluten yok, işlenmiş gıda yok, karbonhidrat yok, kuru baklagil yok, süt ürünleri yok. Bunların hepsini çıkarırız. Katı bir beslenme modeliyle başlarız. 6. haftadan sonra hadi bakalım şimdi ev yoğurdu ekle, doğal mayalı peynir ekle, kuru baklagilleri tek tek ekle. Eğer diyabeti yoksa balı, pekmezi, meyveyi yani sağlıklı karbonhidratları tek tek ekle ve deneyelim hangisine karşı hassasiyetim var diye. Bu dönemde zaten hastaların neye karşı hassasiyeti olduğu ortaya çıkar. Bir de şunu unutmamak lazım. Her insan farklı bir organizmadır. Hepimizin parmak izleri farklı, hepimizin hassasiyetleri farklı. Dolayısıyla bir gıda faydalı gıda olabilir fakat sizin ona karşı hassasiyetiniz varsa sizin için zararlıdır. Ben burada hep kendimden örnek veririm. Benim tarçına alerjim var. Ne zaman tarçına temas etsem, yesem burada sol avucumun içinde egzama çıkıyor. Başka bir yerde değil, hep burada oluyor. Bunu yıllarca anlayamadım. Sonra fark ettim ki 40 yaşımdan sonra gerçekten tarçın beni rahatsız ediyor. Tarçın bir tıbbi bitki. Biz tarçını tedavide kullanıyoruz. Tabii. Ama benim için zararlı çünkü benim ona hassasiyetim var. Onun için faydalı zararlı demeden hangi gıdaya karşı intoleransınız olduğunu siz deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Bunu yapmak sizin elinizde. Kabızlık kısa sürede nasıl geçer diye sormuş Canan Hanım. O pek kısa sürede kısa geçmez. Sürede, çünkü aslında kısa sürede de kronik bir problem galiba. Çünkü. Evet. Hmm. Bakın aslında kabızlıkla ilgili sorulara bakın. Kabızlıkla ilgili soruların %99'unu hanımefendiler sorar. Hmm. Bu niye böyledir? Çünkü bizim toplumumuzda kız çocuğu eğitilirken küçük yaşta dışarıda tuvalete gitme ayıptır, işte pistir, kirlidir diyerek eğitilirler. Oysa ki bu eğitim modeli yanlış. Çünkü çocuğa sürekli tuvaletini baskılamayı öğretirseniz ilerleyen yaşta da kabızlık meydana gelir doğal olarak. Nitekim Türkiye'de de kabızlık problemi baktığınız zaman en çok kadınların problemidir. Çok az erkek kabızlıktan şikayetçidir. Onun için çocuklarınızı lütfen tuvalet terbiyesi verirken, eğitirken bu şekilde eğitmeyin. Tuvalet doğal bir ihtiyaçtır. Hijyenik tedbirleri alırsınız ve her yerde tuvalete girilebilir. Yeter ki siz hijyenik tedbirleri almayı bilin. Bunun da yolu, yöntemi var. Herkes artık bunun farkında. Kabızlığı tedavi etmenin yolu hiçbir zaman ilaçtan geçmez. Bitkiden de geçmez. Çünkü bitkisel olarak da sizi tuvalete çıkaran tüm bitkiler, en çok kullanılanı sinamekidir. Bunların hepsi müsildir ve bağırsak tembelliğini daha çok artırır. Bir süre sonra bunlar olmadan tuvalete çıkamaz hale gelirsiniz. Basit bir ritüel öğreteceğim size kabızlığı tedavi etmek için. Her sabah aç karnına 2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı için lütfen. Üzerine yarım saat içinde kahvaltıyı hazırlarken 2-3 bardak suyu oda ısısında yavaş yavaş için. Kahvaltıya oturun. Kahvaltınızı yapın. Tabii gluten tüketmeyin, karbonhidrat tüketmeyin. Kahvaltıdan sonra 10 dakikanızı tuvalete ayırın. 10 dakika boyunca ıkınmayın, tuvalete oturun, açın kitabınızı, kitap okuyun. 10 dakika. Ama ıkınmadan her gün, değil mi? Ikınmadan. Bu çok önemli. Her gün bu ritüeli tekrar edin. Her gün zeytinyağı, su, kahvaltı ve tuvalet dörtlüsünü ritüel olarak tekrar edin. Kabızlığı olan insanlar belki 6 ay boşa oturacaksınız, belki 1 sene boşa oturacaksınız ama sonra bir düzelmeye başlayacak. Yavaş 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 tekrar düzen yerine oturacak. Yani tıpkı felç olan kola tekrar hareket etmeyi öğretir gibi siz de kabızlık çeken bağırsağa tekrar dışkılama refleksini hatırlatacaksınız. Bunu yaptığınız zaman kabızlık son derece iyi bir biçimde düzelir. Bir de tabii probiyotik beslenme, ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, probiyotik takviyesi almak ve yaşam tarzı olarak karbonhidrattan uzak durmak yine son derece önemlidir. Haytotu tohumunu nasıl kullanabiliriz hocam? Çay mı yoksa pekmezine mi karıştırıp yiyelim diye sormuşlar. Haytotu tohumunun çayını yapabilirsiniz ya da ekstreleri var piyasada. Artık üretiyor firmalar Türkiye'de. Ekstrelerini alıp kullanabilirsiniz. Bu da mümkündür. Vücut yağlarını eritmek için ne yapmak gerekir? Çok net sormuş. Net cevap veriyorum. Doğru beslenin ve egzersiz yapın. Başka yolu yok bu işin. Sakın o zayıflama ilaçları falan gibi şeylere kanmayın. O iğnelerle sakın ilgili ne düşünüyorsunuz? Zayıflama iğneleriyle ilgili. Çağlacığım, bu zayıflama iğnelerini yeni ilaç gibi lanse ediyorlar. Bir, yeni değil. Daha önce onlarca yıldır var olan diyabet ilaçlarının türevleri, kuzenleri bunlar. İki, bunlar masum değil. Yan etkisi yok diye satıyorlar. Bunlar pankreas kanserine ve pankreas iltihaplarına yol açıyor. Üç, bir başka problem daha var. Türkiye'ye bunların sahteleri getirilip satılıyor. Sanki orijinalmiş gibi. Çok iyi, İnsanlar çok Amerika'dan gibi binlerce dolar verip de getiriyorlar ve sağlıklarıyla ilgili ciddi bir tehdit aldıklarının farkında değiller. Hollywood yıldızlarının zayıfladığı ilaçmış. İşte bir ayda %15 kilo verdiriyormuş. Sakın aldanmayın bunları. Bunlar masum değil. Bunlar ilaç firmalarının reklamları. Gazetelerde görüyorum. Sayfa sayfa yazı basıyorlar, makale basıyorlar. Reklam değilmiş gibi, habermiş gibi basıyorlar. Değil arkadaşlar. Bu gazeteler bu ilaç firmalarının reklamlarını yapıyorlar. Buna aldanmayın. Zayıflama ilacı diye bir şey yoktur. Ne bitkisel ne kimyasal. Zayıflama ilacı diye size satılan her şey bugün istisnasız Dünyada ilaç olarak, zayıflama ilacı olarak piyasaya çıkarılan her ilaç istisnasız geri çekilmiştir, piyasadan kaldırılmıştır. İstisnasız. Evet. Var mı bir tek yani dünden gelen, bugüne gelen yeni bir böyle bir şey var mı? Bir tek örneği bile yok. Bunlar yeni çıktı, bir yıllık. Evet. Bakın kalıbım basarım, önümüzdeki 10 yıl içinde bu ilaçların, bu zayıflama iğnelerinin piyasadan çekildiğini göreceksiniz. Ölümlere yol açtığı için. Daha önce bunun istisnası yok. Zayıflama ilacı olarak piyasaya ne çıkarıldıysa, ben 30 yıllık hekimim, piyasadan kaldırılan onlarca zayıflama ilacı hatırlıyorum şu anda kendi meslek hayatımda. Bunlara aldanmayın. Evet. Yan etki yapmadan zayıflatan ilaç diye bir şey yok. Zayıflamanın, sağlıklı kiloda kalmanın yolu sağlıklı beslenme ve egzersiz. Bunun başka bir yolu yok. Hayal kurmayın. Ben her şeyi yiyeceğim, bir tane iğne yapacağım, beni zayıflatacak. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu dünyada böyle bir şey yok. Sadece zayıflama değil. Ne olursa olsun ya, siz şu çayı demlemek için bir vakit ayırıyorsunuz. Ben bu vakti ayırmadan, işte o çayın üzerine o kaynar suyu dökmeden çay demlensin diyebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Her şey için emek harcamak gerek. Sağlıklı yaşamak için de, zayıflamak için de, doğru şekilde zayıflamak için de emek harcamak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz gerek. Bunun başka yolu yok. Unutun bunu. Evet, bu tokat gibi cevaptan sonra karaciğer ama öyle olmalı. Çünkü gerçek tabii, bu. Gerçekten öyle yani. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar, evet. Çağla. Gerçek bu ve çok önemli bir, kıymetli bir konu. Bir komik bir hikaye yani, anlatabilir miyim? Buyurun. Bir gün bir bundan 15-16 sene önce bir televizyon muhabiri, genç bir kızcağız röportaja geldi, anlatıyor. Röportajda konuyu açtı. Biz çekimi yaptık. O zamanlar meşhur olan bir kaçak zayıflama ilacı var. Çok meşhur bir zayıflama hapı bu. Ama kaçak, yasak, çünkü insanların ölümüne yol açıyor. Kalp damar riski yaratıyor. Bu zayıflama ilacını alan insanların kalbi duruyor ve ani kalp ölümleri meydana geliyor. Röportaja gitmiş bir hafta önce. Ölen bir kadıncağız, eşiyle röportaj yapıyorum diyor. Bu zayıflama ilacını almış ve kalbi durmuş kadıncağızın. İşte çoluğu çocuğu var, daha 30'lu yaşlarda, aniden ölüvermiş. Ve bir haber olmuş bu tabii ki. Kaçak satılan bir zayıflama ilacı çünkü. Türkiye'de ruhsatı olmayan yasak bir ilaç. Eşiyle röportaj yapıyorum diyor. Röportaj yaparken de bir yandan sürekli alttan soru soruyorum. O ilacı nereden aldığını öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü diyor o kadar kafaya takmışım ki o ilacı alacağım ve zayıflayacağım. Ben de gidip alacağım diyor. O anda ölen kadıncağızın kocasıyla röportaj yapıyor ve kendisi de o ilacı almak için nereden aldığını öğrenmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir takıntı haline gelmiş? Yani başka bir şey gerçekten. Takıntı haline gelmiş artık. İnanılmaz. Korkunç. Sakın kendinizi bu pozisyona düşürmeyin. O zayıfladı, öldü ama ben de zayıflarım ama ölmem diye düşünüyorum. Aynen öyle. Muhtemelen. Aynen öyle. Zamanında Karadeniz'de röportaj yapmışlardı. Biz hamsi yiyoruz, bize bir şey olmaz demişlerdi. Bu da aynı hesap. Başka bir şey değil. Aman ne olur dikkat edelim. Karaciğer yağlanmasında yumurta, baklagiller ve sakatat yenmemesi gibi bilgiler var internette diye özellikle sorduğunuz için ben de hocamıza buradan doğrusunu söylemesini rica edeceğim. Biraz bilgi verebilirseniz sevinirim demişler. Bizim ilk danıştığımız yer internet olduğu için orada bayağı bir bilgi kirliliği olabiliyor maalesef. Hocamız buradayken tabii ki buyurun soralım. İnternette var olan sağlıkla ilgili bilgilerin %99'u yanlış ve kasıtlı olarak oraya konulmuş bilgiler, bunu unutmayın. Karaciğer yağlanmasında bir numaralı sebep karbonhidrat tüketimi ve trigliserit oluşumudur. Az önce de anlattım. Karaciğer yağlanmasını yapan yağ trigliserittir. Trigliserit de karbonhidratların depo halidir. Karaciğer yağlanmanız varsa trigliserit artmış demektir. Yani karbonhidrat tüketiyorsunuz. Karbonhidrattan uzak durmalısınız. Bu bir. İki, karaciğer yağlanmasında sakatat tüketmeyin, yağ tüketmeyin demek akıl tutulmasıdır. Böyle bir şey yok. Sakatat ve sağlıklı yağlar, yani zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı güvenle tüketilebilir. Karaciğer yağlanması karbonhidratların sonucudur. Karaciğer yetmezliği kimyasal maddelerin, kimyasal ilaçların sonucudur. Dünyadaki karaciğer yetmezliklerinin %90'ı kimyasal ilaçlara bağlı olarak meydana gelir. Bunun da %70'i, ilaç ismi vermiyorum, etken madde ismi veriyorum. Parasetamol ismini verdiğimiz, hani şu ilk çocuğunuzun ateşi çıktığında verdiğiniz, raflarda bile satılan, doktor reçetesine gerek olmayan ağrı kesiciler var ya, parasetamol. Dünyadaki karaciğer yetmezliklerinin %70'ini yapar. Onun için karaciğer yetmezliği veya yağlanma varsa hemen ilaçlardan, antibiyotiklerden, ağrı kesicilerden ve tüm şekerlerden, karbonhidratlardan, tahıllardan uzaklaşın lütfen. Merhabalar hocam demişler, iyi yayınlar diliyoruz. Benim ayak parmaklarımda karıncalanma hissi oluyor. Neden olabilir acaba? Bunun pek çok sebebi olabilir. Bir kere ayak parmaklarında karıncalanma bir sinir hasarı olduğunu gösterir bize. Bu sinir hasarının neden olduğunu araştırması gerekir. Bu bel fıtığından başlayın da sinir sıkışmalarına kadar gidebilir. Ama en çok sinir hasarı yapan nokta diyabettir. Nöropati diyoruz buna. Diyabet, nöropati yapan en önemli sebeptir. Ayrıca bazı ilaçlar, sinir sıkışmaları, bel fıtığı gibi durumlarda yine sinir hasarı yapabilir. Dolayısıyla muayene etmeden size bir cevap verebilmek mümkün değil. Çocuğun kalp hastası, siroz çıktı. Tamamen mi yağsız beslenmek zorunda? Bütün yağlar zararlı mı? Doktorumuz tarafından her şey yasaklandı. Ne yedireceğimi bilmiyorum demişler. Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Şifalar diliyorum. Ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz tabii ki. Bir çocuk hasta, kalp hastalığı var, siroz gelişmiş. Benim aklıma hemen kimyasal toksite geliyor. Kullandığı ilaçlara karşı olan bir reaksiyon geliyor. Ama tabii ki hastayı muayene etmeden bunu söyleyebilmek mümkün değil. Hı hı. Ama tekrar vurguluyorum. Siroz ve karaciğer yetmezliğinde yağları yasaklamak akıl tutulmasıdır. Bilimle bağdaşır tarafı yoktur. Bunu vurgulayayım. Ama siroz için çok özel bir durum. Çocuğu muayene etmeden öneri verebilmek mümkün değil maalesef. Şifalar diliyorum. Ayrıca şifalar diliyoruz. Merhaba, hormon replasman tedavisi öneriyor mu hocamız? Az önce de söyledim bunu. Hormon replasman tedavisi menopoz sonrasında verilen tedavidir. Asla önermiyorum. Dünyada da bilim asla önermiyor. Bakın bu benim yüksek lisans tez konum. Menopoz sonrasında verilen bitkisel tedaviler. Dünyada menopoz sonrasında hormon kullanımı ile ilgili bütün yayınlar şöyle başlıyor. Diyor ki, işte yayın Amerika'dan çıkmış, İskandinav ülkelerinden, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den. Diyor ki yayınların tamamında değişmez cümle. Menopoz sonrasında verilen hormon replasman tedavilerinin kanser riskini onlarca kat artırdığını biliyoruz. Bu yüzden bunun yerine ne kullanabiliriz diye baktık ve şu bitkiyi inceledik, araştırdık diyor. İşte simsifuga'yı inceledik, hayitotunu inceledik vesaire. Primrose oil'i inceledik. Bütün yayınlar böyle başlıyor. Türkiye'den çıkan yayınlar nasıl başlıyor biliyor musunuz? Diyor ki değişmez mutlak cümle. Menopoz sonrasında hormon replasman tedavisi kullanmak şarttır. Bununla ilgili olarak falanca faktörü inceledik diye başlıyor. Ya komedi. Böyle bir şey olabilir mi? Hormon replasman tedavisini asla önermiyorum. Çünkü meme kanseri riskinin altında yatan bir numaralı faktör hormonların bu kadar kontrolsüz kullanılmasıdır. Kadınların hepsinin hayatına bir hormon ilacı soktular. Daha genç kızken, ufacık çocukken polikistik over teşhisi bir insülin direncidir. Ona rağmen hormon ilaçları verilir. Biraz büyür doğum kontrol hapları başlar. Menopoza girer hormon replasman tedavileri başlar. Ve bugün kadınlarda görülen bir numaralı kanser meme kanseridir. Çünkü hormona duyarlı bir kanser türüdür. Gelecekte bu arada meme kanserine kanser demeyeceğiz. Artık demeyeceğiz. Gelecekte evet, hormona bağlı meme hastalığı diyeceğiz. Hmm. Bunu tetikleyen ana faktör hormonların kullanılmasıdır. Hormonlar bu kadar kontrolsüz kullanılmamalı. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Menopoz sonrasında sıcak basmaları ve kemik erimeleri de kaderiniz değildir. Az önce söyledik, tekrar edelim. Evet. Beslenmenizi düzenleyin, karbonhidratlardan uzaklaşın, sağlıklı yağlar, protein ve sebzeden zengin beslenin. Her gün yürüyüşe başlayın, sigara içiyorsanız bırakın, alkolden uzak durun, pilates yapın haftada 2 gün, 3 gün ve D3, K2, omega 3, magnezyum gibi takviyelerinizi ihmal etmeyin. Göreceksiniz ne kemik erimesi olacak, ne sıcak basmaları olacak. Sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Merhaba, ben 23 yaşındayım. Hiçbir şekilde iştahım yok. Yeme bozukluğu tedavisi görüyorum. Hocama ne olur sorar mısınız demişler. Hocam bu iştahsızlık altında ne yatıyor genellikle? İştah bozukluğuyla ilgili psikiyatrik problemler var tabii ki. Bu tarz problemlerin tedavisi zordur. Ama bu tarz problemlerin tedavisi yine davranış terapisiyle olmalıdır. Hiçbir antidepresan veya antipsikotik bu hastaların tedavisini sağlamaz. Mutlaka davranış terapisi yapılmalı ve bu problemin üstesinden gelmek için gayret edilmeli. Tabii bunu yaratan başka bir faktör var mı yok mu organik olarak onun da araştırılması gerekir hekimler tarafından. Merhabalar hocam, iyi yayınlar. Annem sizi takip ediyor. 57 yaşında, trigliseriti 88. İyi mi diye soruyormuş kendisi ve kolesterolü 280, sanki biraz yüksek. Ne yapılmalı sizce? Teşekkürler demişler. Annenize selamlar. Trigliseriti çok iyi. 88, hiçbir problem yok orada. Kolesterolü 280 yüksek değil. Kolesterol yüksekliği hastalık değildir. Kolesterol yüksekliğinde verilen ilaçlar son derece tehlikeli yan etkilere sahiptir. Kalp damar hastalığının bir numaralı nedeni diyabettir. İnsülin direncidir. Bütün tıp kitapları bunu yazar. İtiraz eden varsa buyursun, beri gelsin, tartışalım. Kalp damar hastalıklarının nedeni unutmayın kolesterol yüksekliği değil, diyabettir. Dolayısıyla kolesterol ilacı kullanmanın hiçbir anlamı yoktur. Yüzde zona olur mu hocam diye sormuşlar. Eşime zona diyorlar ama yüzde de olmaz diyorlar. Olabilir. Gibi. Sinir trasesi olan her yerde zona gelişebilir. Gelişebilir. Hocam bebeklere bebek irmik yedirmek faydalı mı? Nasıl beslemeliyiz bebeklerimizi? Bir kere irmik ya da bisküviye bir bebe ünvanı koyarak marka konulması bile suçtur. Bebek bisküvisi diyor, bebek irmiği diyor, bebek nişastası diyor. Bu bile suçtur. Yani etikete, bu zararlı karbonhidratların etiketine bebek yazmak ya da bebe yazmak bile suçtur. Dolayısıyla bebek irmiği diye bir şey söz konusu olamaz. Bebeğinize karbonhidrat yedirmeyin, bol bol emzirin ve sağlıklı yağlardan zengin besleyin. Anne sütüne en yakın gıda zeytinyağıdır. Bunu unutmayın. Merhaba hocam, şekerli hiçbir şey mi yemeyelim? Meyve gibi mesela. Ama hiç mi yani? Ama hiç mi yani diye sistemkar hissediyorum. Evet. Tonlamayı kendim yaptım ama. Eğer sağlıklıysanız, diyabetiniz yoksa o zaman faydalı demeyelim de sağlıklı karbonhidratlardan, yani meyvelerden, bal pekmezden az miktarda tüketebilirsiniz. Bakın çok az miktarda. Ben meyve yiyorum. Ne kadar yiyorum? Söyleyeyim size ne kadar yedim. Bir kere akşam hiç meyve yemiyorum. Gündüz ben bir kase ev yoğurdu yerim. Ya da bir tane hurma veya o mevsimin sevdiğim meyvesi varsa, işte portakalı, dutu, bir porsiyon meyve yerim. Senede kaç gün meyve yerim ben? Taş çatlasa 50 gün. Yani haftada bir gün bile değil aslında benim meyve yediğim. Size de tavsiyem bu. Karbonhidratları sağlıklı da olsa, yani işte bal, pekmez, meyve gibi sağlıklı karbonhidratlar dahi olsa yok denecek kadar az yiyin. Kendinize zarar vermeyin. Peki hocam, göbek çevrem aşırı kilolu, ne yapmalıyım diye sormuşlar. Vallahi sağlıklı beslenin ve spor yapın. Göbek çevresinin aşırı kilo olması ne demek? Trigliserit birikmesi demek. Trigliserit neden meydana geliyor? Bu program trigliserit programı oldu. Evet, trigliserit karbonhidrattan meydana geliyor. Yediğiniz tatlılar, şekerler trigliserite dönüşerek göbek çevresinde birikiyor. Simit tarzı birikim yapıyor. Eğer göbek çevreniz kalınlaşıyorsa, bakın kalp damar hastalığı riskini ölçen bir faktör de budur. Bel çevresi kalınlığı ölçülür. Eğer bel çevresi kalınlığınız artıyorsa kalp damar hastalığı riskiniz artıyor demektir. Niye? Çünkü diyabet riskiniz artıyor. Onun için karbonhidratları kesin. Hemen yürüyüşe başlayın. Yapabiliyorsanız haftada 2 gün, 3 günde pilates ya da yoga tarzı sporlar yapın. 6 ay sonra tekrar bakın, her şeyin gitmiş olduğunu göreceksiniz. Hocam başım ağrıdığında elim ayağım titriyor, şeker yediğimde geçiyor. Başınız ağrıdığında eliniz ayağınız titremiyor. Kan şekeriniz düştüğü için başınız ağrıyor ve eliniz ayağınız titriyor. Biz buna hipoglisemi diyoruz. Hipoglisemi niye meydana gelir? Sürekli karbonhidrat yediğiniz için meydana gelir. Mekanizmayı tekrar anlatalım. Ben yedim, kahvaltıda bir dilim ekmeğin üzerine balı sürdüm, yedim. Komple karbonhidrat. Aradan geçti 90 dakika, benim kan şekerim tavan yapar. Benim kan şekerim tavan yapınca beyin pankreasa emir verir. Hemen bol miktarda insülin salgıla, şeker yükseldi der. Şeker yükselmesi insan için en sağlıksız durumdur. Pankreastan bolca insülin salgılanır. 120. dakikaya geldiğimizde, yani 2. saatte benim kan şekerim dibe vurur. Dibe vurduğu anda elim ayağım kesilir. Yani ben sabah 8'de kahvaltı yaptım. Saat 10 elim ayağım kesildi, acıktım. Hemen bir şeyler yemem lazım. Tekrar yersiniz. Ne yersiniz? Bir tane elma yediniz. Elmada karbonhidrat. 90. dakikada yine şeker çıktı. 120. dakikada düştü. Saat 12. Hadi çabuk programı bitirelim de hadi yemeğe gidelim. Acıktım, ölüyorum ben. Ter boşandı üzerimden. Bu hipoglisemidir. Başınızın ağrımasının sebebi de budur. Bunu tedavi etmek istiyorsanız karbonhidrattan uzaklaşın. Öyle ekmeğe sürülmüş ballar yerine tereyağına kırın 3 tane 4 tane yumurta. Peynir, zeytin, kavurma. Bol protein ve bol yağla, yanında da salatayla, yani çiğ sebzeyle bir kahvaltı yapın. Görün bakın akşama kadar acıkıyor musunuz? Hocam 3 yıldır sedef romatizması hastasıyım. 27 yaşındayım. Gluten ve laktoz bu hastalığı tetikler mi? Tabii ki tetikler. En çok tetikleyen odur zaten. Evet. Glutenden ve laktozdan uzak durun. Bugün niye bu kadar genç yaşta romatizmal hastalıklar görüyoruz? Niye insanlarda sedef var, romatizma var, lupus var? Eskiden 10.000'de 1 gördüğümüz, milyonda 1 gördüğümüz hastalıklar nasıl bu kadar yaygınlaştı? Bunun altında yatan ana sebep hibrit tohumlar ve hibrit tohumla üretilmiş buğdayın içindeki glutendir. Bunu unutmayın. Bu toplumda hasta sayısı 2005'ten 2019'a kadar tam 3 kat arttı. 270 milyondan 800 milyona çıktı poliklinik başvuruları. Bizzat Sağlık Bakanlığı'nın rakamları. Eğer bunlar meydana geldiyse bilin ki hibrit tohum yasası yüzünden meydana geldi. Hibrit tohumlarla tarım yaptığımız için, bu tohumlarını yetiştirmesinde tarım zehri kullanıldığı için meydana geldi. Bunu kimse normal kabul etmesin. Bu milletin hastalanması normal değil. Bu milletin bu kadar yüksek ölüm oranına sahip olması normal değil. Bunu kimse normal bir şeymiş gibi bize sunmasın. Biz hastalanmak istemiyoruz. Biz hastalıklardan ölmek istemiyoruz. Biz sağlıklı ve uzun yaşamak istiyoruz. Bunun da temeli beslenmedir. Beslenmenin temeli de tohumdur. Unutmayın, tohuma sahip çıkmazsak, yerli tohumu korumazsak bu toplum daha çok hastalanacak. Onun için en önemli şey tohum. Her birimizin bir tane tohumu koruması gerek. Bu senenin mottosu bu. Bir tane yerli tohumu evlat edinin. Bir tane yerli tohum. Ben yapamam demeyin, toprağım yok demeyin. Saksıya dikin, camın önüne koyun. Bir tane maydanoz, bir tane patlıcan, bir tane domates elde etmeye çalışın. Bunun için gayret gösterin. Elde ettiğiniz tohumları güvendiğiniz arkadaşlarınıza dağıtın. Onların da çoğaltmasını sağlayın. 85 milyon insan, 4.000 tane tohumu koruyamadık. Bizim evlatlarımız bizden çok kötü bahsedecekler. Evlatlarımıza tohum bırakmamız, tarım kültürü bırakmamız gerek. Türkiye tekrar milli tarım ve milli hayvancılık politikalarına geri dönmeli ve Atatürk'ün, rahmetlinin Ankara'da kurduğu Atatürk Orman Çiftliği gibi örnek numune çiftlikleri Türkiye'nin her yerine kurup tarımı tekrar canlandırmalıyız. Cumhuriyet'in en önemli vazifelerinden bir tanesi tarımı canlandırmak olmuştur. Atatürk sadece fabrika kurmadı. Atatürk sadece Avrupa'ya iyi okuyan öğrencileri göndermedi. Atatürk aynı zamanda da tarımı teşvik etti. Ne dedi? Köylü milletin efendisidir. Tekrar köylüyü milletin efendisi yapmak zorundayız. Ağzınıza sağlık hocam. Birkaç tane şöyle soru gelmiş. Çörek otunu nasıl kullanalım? Keten tohumu da dahil olmak üzere ezerek mi kullanalım? Ezmeden kullansak olur mu diye. Şimdi keten tohumunu mutlaka taze öğütülmüş olarak kullanmalıyız. Evinizde basit, artık kahve öğütücüler her yerde var. Evet. Elde şekilenler de var. Basit bir değirmeniniz olmalı ve keten tohumunu öyle kullanmalısınız. Çörek otunu da aynı şekilde kabuğunu kırarak kullanmakta fayda var. Yine aynı şekilde değirmende çekebilirsiniz. Ama taze olacak bu. Tüketmeden hemen önce çekeceksiniz. Keten tohumunda da öyle. Bunların içindeki yağlar havayla temas edince bozulur. O yüzden bunların kabukları vardır. Keten tohumunda, çörek otunda taze çekilmiş olarak tüketmelisiniz. Havayla temas etmeyecek. Taze öğütün. Ya da yok mu bir şey? Tunç havan vardır her evde. Şöyle ağzını kapatın elinizle. Şöyle hafifçe döverek. Değil mi? Evet, hafifçe döverek yapmakta fayda var. Tüketmekte fayda var. Bir de şunu görüyorum. AVM'lerde falan görüyorum. Saf sıkma çörek otu yağı diyorlar. Böyle makineler koymuşlar. Saf sızma çörek otu. O anda çekiyorlar, şişeleyip veriyorlar. Bitti. Ne bitti? Havayla temas etti. Ha, çörek otu yağı o şekilde elde edilmez. Çok özel yöntemleri vardır bunun. Süperkritik karbondioksit yöntemiyle elde edilir vesaire ve bunları hava sızdırmaz kapsüllerin içinde saklamak gerekir. Öyle şişeleyip de saklayınca sağlıklı oluyor falan. Yok öyle bir şey. Peki. Bu önemli uyarılardan sonra minicik bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Sandra Öz'ün yaptıklarına bir bakalım. Evet. Bugün bol otlu, glutensiz bir mercimek ekmeği yaptık. Harika. Onun yanına yine glutensiz kinoa muffin pizza yaptık ama birazcık daha fırında kalması gerekiyor. Ben onu tekrar atacağım. Lütfen hakkını verelim Sandra. İkisinde içinde un yok. Un yok. İkisinde de un yok. Evet. Demek ki olabiliyor. Değil mi? İstersek olabiliyor. Evet. Ve yanına da tatlı olarak rafine şekersiz havuçlu kek topları yaptık. Onu da hiç pişirmeden çiğden hurmayla bağladık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi muazzam görünüyor ve çok sağlıklı. Evet, ellerine sağlık Sandra. Doktor Ümit Aktaş hocamın için de bir alkış rica ediyorum hocam. Emeklerinize sağlık. Gerçekten enerjinize sağlık. Yayınımızı kapatıyoruz ve çok güzel bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.